Sevgili misafirler, şu anda Büyük Doğu Fikir Ocakları Genel Başkanı Sayın Mehmet Kaya, kendileri Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili yapmış oldukları bir tablo var. Bu tablonun ressamı Sayın Mehmet Battal'la birlikte kürsüye davet ediyorum, salona davet ediyorum. Kendileri yaptıkları tabloyu takdim edecekler. Tablo nerede? Yok, şimdi oturacaksın zaten. Telegram başlıyor. Şuraya dikkat ediyor musun? Vedat ne görüyorsun? Değil mi? Adım var. Abi siz buyurun. O oldu. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum, yine sağ ol. Sevgili misafirler, belki konuşmayı biraz uzattık ama hemen konferansa geçmeden önce davetimize icabet edemeyen ve telgrafla bu durumu bizlere bildiren değerli misafirlerimiz var. Onların telgraflarını ve kimler olduğunu çok kısaca arz etmek istiyorum. Vedat Demiröz, Bitlis Milletvekili. Aziz Babuşçu, AK Parti İstanbul İl Başkanı. Mustafa Baloğlu, Konya Milletvekili. Fatih Çiftçi, Milletvekili. Ergün Atalay, Türk İş Genel Başkanı. Kenan Şahin, Pendik Belediye Başkanı. Atik Ağdaş, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Profesör Doktor Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ramazan Kerim Özcan, CHP Burdur Milletvekili. Bunları da okuduktan sonra şu anda Salih Mirzabeyoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyurun Salih Bey. Bismillah'la başlayalım. Herkes için Adalet Platformu Salih Mirzabeyoğlu sevenleriyle buluşuyor adı altında. Malum bir sohbet konferansı hazırladı. Murat Belli, Salih Mirzabeyoğlu sevenleriyle kavuşuyor. Dostlar, sevenler, tanışıklar, merak edenler, elbette sevmeyenler de olabilir. Ama herkes kendi rızasıyla burada bulunuyor ki bu buluşma kelimesini asgari müşterek olarak kabul etmemizi sağlıyor. Yani seven de sevmeyen de
neticede buluşmak kelimesinde asgari müşterekle birleşmiş oluyor. Bunu şunun için söylüyorum. Buluşma kelimesini biraz sonra başka manalara taşıyacağım için. Farkındasınız belki bana gaz veriyor Telegram. Onun için şeyim çatallaşıyor, onu söyleyeyim size. O konuya da dikkate alın ben konuşurken. Buluşma kelimesini asgari müşterek kabul edebiliriz dedim. Muhabbet duyanlar için sanıyorum en azından bir şiirimde ifade ettiğim şu hal kafi. Aslı saklıyor delil. Aslı saklıyor delil. Sesin sözden bir başka. Bahanede sarhoş dil hizmet ederken aşka. Yani giden gelen kelimelerden daha çok bu muhabbet bizi buluşturmuştur burada. Biraz daha daraltalım. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Şimdi bu biraz daha fikre doğru sohbet manasında daraltmış olduk. Yani sadece buluşmanın dışında ki muhabbetin dışında biraz daha sohbetin getirdiği bir hoşluk anlamında. Sonra benim üstadım için söylediğim söz, adam tanımak surat tanımak demek değildir. Burada fikir meselesi giriyor araya. Yakınlığın bir kıymeti var, zaafı da var. Uzaklığın da bir kıymeti var, bir de zaafı var. Şimdi bunun şeyine, felsefesine girecek değiliz tabii. Yalnız her ikisinde de dikkat edin, sizi fikre davet edici yerlerde olacağım için bunların neresinde olduğunuzu tayin etmek, ne olduğunuzu düşünmek size düşen bir şey. Hangi fikirden olursan ol, bendeki sen ve sendeki ben meselesinde bir nispet sahibi ol. Yani sizin her biriniz bende, ben de sizin her birinizde ait olmak üzere bunu kendi aranızdaki ilişkilere de tatbik edebilirsiniz. Bendeki sen ve sendeki ben meselesinde bir nispet sahibi olunuz. Yani kuru sıkı şuna buna bağlılık değil. Neyi değerlendirirsen o sende tezatsız bir bütünlük göstersin. Neyi değerlendirirsen o sende tezatsız bir bütünlük göstersin. Yani lafın bir yerinden kapıp da bizzat söylediğin lafın nereye gittiğini bilmez durumda olunmaması için söylüyorum. Tabi bunları sohbet havasında söylediğimi zannediyorum ama diyorum size, Telegram beni rahatsız ediyor. Yani normal olarak şu kalabalığı görüp de heyecanlanmamak mümkün değil zaten. Böyle bir hoşluğu görüp de, ama benim özellikle şu var, benim pisimden ziyade, ruhumdan ziyade şu anda şu muhabbet rahatlığı içinde olmam gerekirken Telegram beni incitiyor. Yani o da sizin karşınızda benim bu işi yarım yamalak yapmam ve hoşnutsuz ayrılmanız için gereken gayreti gösteriyor. Bunları böyle söyleyip söyleyemeyeceğimi de buraya gelmeden önce çok tarttı. Yani bu bahsi açıp açmayacağımı. Size bunu hep söylemiş oluyorum, hem havale etmiş oluyorum. Zihin kontrolü mevzu biliyorsunuz Telegram. Bizim tam tamına 15 sene çeşitli şeylerde, çeşitli diyelim geçişlerde hep yaşadığımız şeydi bu. En son adli tıp mevzu oldu. Adli tıp mevzuunda da biraz ne diyelim, benim mesela bu vesileyle serbest bırakılabilirim gibi. Ben bunu tabii katiyen kabul etmedim. Ben aklı başında, her zaman olduğu gibi yakınlarım bilir, aklı başında bir insan olarak içeride kalmayı ve onun yerine hasta ve zafiyeti olan insan olmayı kabul etmedim. Bunu da size söylüyorum. Yani benden fevri bir hareket görmüş olursanız bunu da başka yerlerde arayacaksınız. Telegramcıları da ikaz ediyorum. Benim ağzımdan kötü bir söz çıkmaması için edepsizliklerine devam etmesinler. Ben gerekliyi söyledim arkadaşlar. Şey yapmayalım, lüzumsuz şey yapmayalım. Ben gerekliyi söyledim. Peki öyle olsun. Şimdi bu mevzuyu bitirsek olmaz mı 5 dakikada? Evet, ceza anlamı değil mi? Telefonla.
Ha oldu tabii. Ha doğru. Haklı. Alo. Ha şuradan tabii. Alo. Comrade Carlos, you can call. Yes, yes. Selamünaleyküm. Şimdi bütün dostlarım burada, sevgili dostların toplandığı, çoğunluğuyla toplandığı bir yerden kitabımla sana imzaladığım şeyi söylüyorum. Sen hayatı şeyle geçmeyen, lüzumsuz geçmeyen böyle nadir insanlardan birisin ve hala Filistin davasının hapiste de olsa seslendiricisisin. Aynı gönüldaşlık bağı içinde, seni de kurtulmanı diliyoruz. Ama içeride de olsan, dışarıda da olsan seni taşıyan, seni anan yürekler var. Bunu hiçbir zaman unutma. Bir devrin gurur kahramanıydın ve onun da ne kadar kıymetli olduğu bugünlerde daha güzel anlaşılıyor. Sana hayırlı ömürler diliyorum. İnşallah buluşuruz. Habibim. I try translate. This is what I sincerely feel about you. The person who has not wasted the life, Allah guaranteed. I have always been proud of your revolutionary Muslim identity. With the prayer that Allah give what is best for us, I would like you and all our Mujahid brothers to be released as soon as possible, in prison or outside. May Allah not separate from his way, this way. Especially from jihad warriors. May Allah help us, okay? Allahu Akbar. Please, some words. A few words, please. You can talk. You want me to say something? Okay, I would address myself. Comrade Carlos. I am very honored to hear directly the voice of Commander Mr. Vejoglu, this great revolutionary man, this great believer, and this exemplary leader that is a reference for all the Islamic revolutionaries in the world, and not only the Islamic revolutionaries. I hope that you will be able to remain, dear comrade, commandant, out of prison, where you have been unjustly held for many years by the hypocrites in Turkey, and you will contribute with your knowledge to leading the peoples of Turkey to a better life, and those of the neighboring countries as well. Okay. Allahu Akbar. Thank you very much. Thank you very much. No. See you tomorrow. Okay. Okay. Do you want me to call you tomorrow? Çok özür diliyoruz. Carlos. Malum, Paris'te Pozi cezaevinde Filistin davasının unutulmaz savaşçısı. Türkiye'deki avukatları olarak her hafta Güven Yılmaz Bey'le bu saatlerde telefon konuşması yapıyor. Bu çerçevede bugüne de bu saate de denk gelmiş olmasından dolayı hem sizlere de bir selam vermiş olmasını temin bakımından böyle bir program harici gerçekleştirdik. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Buyurun. Tam doğrusunu istersen ben anlayamadım Carlos'un mesajını. Carlos'un mesajı hem size hayırlı olsun ömürler, hem de inşaat olmanızdan. Evet. Bu beni dağıtıyor. Evet, şimdi konuşmamıza devam edebiliriz. İmam-ı Azam Hazretleri'nin aslında şöyle bir şey var. İmam-ı Azam diye kimse bunun karşısındayım diye böyle kuru sıkı karşı çıkmasın. Yani bir de nereden olursa olsun hikmettir. O noktadan bakmak lazım. İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözü, söz kalpten gelince kalbe tesir eder. Tesir demek
ille kendinden kılar demek değil. O seni şöyle veya böyle olmuş, muvazenene katılmış, bir nevi terazi kefelerinin denkliğini bozmuştur. Mesela vücudumuza dışarıdan aldığımız her şey, vücudumuz tarafından ya sindirilir ya dışarı atılır, yahut faydası tutulup zararlısı dışarı atılır. Yani vücut o yeni giren şeyle yeni bir dengeye girmiştir. İmam-ı Azam Hazretleri de diyor ki, söz kalpten geldikten sonra kalbe tesir eder diyor. Bu manada hangi davadan olursan ol, dikkatinizi çekiyorum, hangi davadan olursan ol, ileriye doğru kendini derin derin izah etmeye bak. Derin derin izah etmeye bak. Yoksa başladığın yerlerde sen şunu yedin, sen bunu yedin, o yedi de, bu yemedi de, o onu tuttu da, peki bu da onu tutmadı mı falan gibi demagojilerle bir yere varılmaz. Şimdi mesele şundan ibaret. Silahlar sustuğu zaman konuşulacak olan neyse, biraz evvel gazeteci arkadaşlarla konuşurken onu kendilerine ifade ettim. Nazik bir şekilde kabul de ettiler genel itibariyle diyelim. Şimdi silahlar sustuğu zaman gazetecinin konuşacak bir lafı kalmıyor. Veyahut da sadece silah yerine şeyi koymayın da o yedi, bu işte, o onu itti, bu bunu itti falan filan. Şimdi mevzu şundan ibaret. Sen şuraya geldin. Senin hiçbir düşmanın da yok. Hiç düşmanın da yok. Sen buraya nasıl bir şey teklif ediyorsun? Hangi düşünceyi teklif ediyorsun? Şimdi böyle bir durumda kalır kalmaz herkes kendine düşman aramaya başlıyor. Çünkü düşman yok, kendi de yok gibi bir vaziyette. Bu anlamda da bizim söylediğimiz bir laf var. Daha burada fasıllara ayırmıştım ama erken girmiş oluyorum. Bizim söylediğimiz bir laf var. İnsandan çıkmış olan, hangi düşünceye mensup olursa olsun, insandan çıkmış olan her şeyin muhakkak insanı ilgilendiren bir tarafı var. Şimdi burada yerinde doğruların genelleştirilmesinden düşülen yanlışlıklar vesaire vesaire falan. Şimdi bu söylediğim lafı da herkes kendi kendine söyleyebilir. Yani karşı taraf için söyleyebilir. Şimdi mevzu şundan ibaret. Bütün dünyaya sunulabilir. Bütün insanlığa sunulabilir. Bir ideolojin yoksa. Şimdi bütün dünya derken anladınız. Bütün insanlığı anladınız. Bir de tek tek her ferde sunulabilir nitelikte bir ideolojin yoksa senin fikrinin fikir haysiyeti yoktur. Şimdi neticede herkes fikrini kainat muhasebesi içinde, kainatı bir bütün izah içinde, onun içinde kendisinin gayet tabii ferdi ve toplum olarak yaptığı izah içinde her meselenin kendine mahsus problemlerini getirdiği düşünceyle çözebilecek. Önce düşünceyle çözebilecek biri. Şimdi bakın bir enteresan bir şey rastladım, onu size söyleyeyim. Şimdi Süryanice lügatta, tabi lügat şey oluyor, günün şartlarına göre değişiyor falan, bunu da nazara alıyorsunuz ama çok hoş bir karşılığa rastladım. Süryanice lügatta diyor ki, yani kelimeyi söyleyemeyeceğim size çünkü Süryanice telaffuz edemem onu. Komünizmin karşısına radikalizm koymuş. Bakın şimdi, komünizmin karşısında radikalizm koymuş. Ve şunu söyleyelim, en geniş çapta her şeyi kendine göre izah etmeye çalışan bir, şimdi doğrusu yanlısı ayrı mesele, bunlar konuşulur. Her şeyi kendine göre izah etme çabasında olan bir düşünce, değil mi? Marksizm idi veya. Ve bunun tam karşılığı da radikal. Şimdi oturmuş mesela diyelim solcu geçinenler, tamam mı? Radikal diye İslam'ı kötülüyor. Yani radikal Müslüman kötü de şey, ya radikal Müslüman dediğin her meseleye kendi zaviyesinden fikri çözüm getirebiliyor ise bunun sadece bu yüzden haysiyeti vardır. Benim aynı Marksizme verdiğim gibi. Ben Marksizme fikir derinliği bilmem ne olarak haysiyet vermiyorum, dikkat edin. Her meseleyi kendine göre çözme iddiası ve gayretinden dolayı. Dikkat ediyor musunuz? Halbuki biz de bugün radikal,
şey küfür gibi kullanılıyor. Radikal, ondan sonra ılımlı, mılımlı. Şimdi siz bana yarım Marksist diyebiliyor musunuz? Yani yarım Marksist olur mu? Yarım Müslüman olur mu? Şimdi bir fikri, bir fikir fikirdir. Bütün olarak benimsersin veya benimsemezsin. Sonra saçma sapan laflar. Şimdi işte herkes istediği gibi yaşasın. E peki bir sol kendi düşüncesinin istediği gibi yaşayabilir mi? Ben varım. E ben onun düşündüğü gibi yaşayabilirim. Yani solu burada misal olarak veriyorum. Siz bunu rahatça ırkçılık, bilmem ne işte milliyetçilik, hatta PKK falan gibi de yayabilirsiniz yani rahatça konuşmayı. Yani bunu rahatça yayabilirsiniz. Şimdi mevzu şundan ibaretti. Silahlar sustu. Çatışan çatışıyor. Bakın onlara da bir tevil payı bırakıyorum. Şimdi adalet, adaletin meşru müdafaayı şey yapan, meşru müdafaa karşılığı olan bir anlamı var. Dat. Şimdi dat hali hazırda size mevcut olan bir şeyi def etmek. Belayı def etmek. Şimdi siz bana saldırıyorsunuz. Ben de size mukavemet ediyorum. Bu benim mukavemetimde bir meşru müdafaa bulunduğu için bu adalete uygundur. Şimdi bundan da tabii karşılıklı taraflar kendilerini haklı görür, haksız görür bilmez. Şimdi çatışılıyor mesela. Böyle bir durum var. Şimdi gelelim çatışmayanlara. Çatışmayanlar ne yapıyor? Hayır, çatışan adam çatıştığından dolayı bunu yapamıyor. Çatışmayan adam ne yapıyor? Fikirde derinliğine doğru diyorum. Yani derinliğine doğru ne demek? Bütün kainatı bir bütün olarak izah edeceksin veya izah edilemezliğini izah edeceksin. Ondan sonra bunun toplama, ondan sonra insana tatbik edilebilir şeyleri söyleyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani insan ve toplum meselelerinin halli davası da bir kül fikrin olması lazım. Şimdi buna dair ölçülerin olduğu yerde her kesim için kendisine göre tekamül edilecek taraf belirtilmiş demektir. Tekamül edilecek taraf belirtilmiş demektir. Ondan sonra mevzu da şuradadır. Yani şu fikirlerden hangisi doğru? Bunların bir karşılaşması olacak. Şimdi gayet seviyesiz o çaldı, o yedi, o da kaptı, o da gitti filan. Bütün bunlar da olmasa bir sürü adamın konuşacak lafı da yok gibi bir şey ortam. Tamam mı? Şimdi biz burada herkese diyoruz ki kendinizi bütün insanlığa tavsiye edilebilir, bütün insanlığa gösterilebilir bir fikrin olmadığı yerde zaten o fikir değildir. Doğrudur. Evet. Karşınızda bir fikir ve aksiyon adamı olarak bulunuyorum diyorum. Şimdi mevzu şurada şudur. Fikir ve aksiyon adamı. Şimdi aksiyon eşya ve hadiseler üzerine fikrin pıhtılaştırılmasıdır. Şimdi batıda daha ziyade buraya fikri koyuyorsun, oraya da aktörü koyuyorsun. Yani aktör de o fikri şey yapan, pratiğe döken diyelim. Tabii bizde bu, biraz sonra onların tabii açılımlarına gireceğiz, o ayrı dava. Bizde İslam'la karşılaştığını zanneden insanların durumu yanlış. Ama hemen de şunu söyleyeyim. İslam'la karşılaşan insanların durumunun o olmasında bizimkilerin de durumunun elbette bir katkısı var. Yani bunları da burada düzeltmeye çalışacağız. Şimdi burada tabii ben burada sevenleriyle buluşuyor mevzu içine geldiğime göre. Şimdi bugüne kadar hep talep piyasası oluşturmak gibi bir yerde bulundum. Yani fikirde, harekette. Talep piyasası oluşturmak gibi bir yerde bulundum. Arzım hep böyle oldu. Çoğu zaman bu arz piyasasına bizi boğmak üzere arsızlığa varacak kadar sululuk, bazen hain beleşçiler de oldu. Onların da istismarcısı, bize bakacak yerde onların da istismarcısı, yani karşı taraf, onların da hazır karikatür hallerini esas alarak zıttımız beleşçiler oldu. Şimdi burada mesela Büyük Doğu diye bir şey var. Bir Büyük Doğu külliyatı var. Dünya çapında iddiası olan bir şey var. Ve bu memleketin çıkmış tek orijinal şeyidir bu. Tek orijinal görüşüdür yani. Bu memleketten çıkmış olan bir şey. Şimdi adam bunu bırakıyor. Gidiyor birilerinin peşine takılarak hani İslam bu demeye getiriyor. Şimdi aranızda olabilir. Bak
özürlü olabiliriz, sakat olabiliriz, aramızda böyleleri olabilir. Yani onu katiyen, onu kimse o anlamda söylemiyorum. Yanlış anlama olmasın diye söylüyorum. Şimdi 80-90 arası panel manel diye bir şeyler yapıyorlar veya televizyona çıkarıyorlar. Şimdi burada 5 tane şöyle şık giyinmiş tipler. Bir tanesi ekonomik durumunun berbat olduğu belli. Gözü veya burnu arızalı. Anlatabiliyor muyum? Ve böyle garibanca diyebileceğim bir tip. Müslüman tip de onu konuşturuyor. Ve onun karşısında, yani hani görüyorsunuz ya, şimdi Müslüman olmayanların hali belli. Müslümanın hali de belli. Anlatabiliyor muyum? Ve orada yani bir nevi şey yapmış oluyor. Müslüman'a kendi yer biçmiş oluyor. Bir de bunu yani herkesin fikrine hürmetimiz var havasında yapıyor. Şimdi bugüne kadar Necip Fazıl niye oturup da eleştirilmemiştir? Necip Fazıl niye bugüne kadar konuşulmamıştır? Tabii Necip Fazıl derken sakın aklınıza Necip Fazıl'ın arkasına saklanıyorum falan gibi bir mana gelmesin. Ben burada yürüyen büyük doğu olarak kendi iddia fikriyatımı da katarak söylüyorum buna. Evet. 1900-2000 senesinden sonra da safa safa artan bir dozda talep piyasasında arz şeklinde bir durum oluştu. Yani bizim sürmemiz anlamında diyorum. Her kesimin kendi içinde bir bezginlik ve bıkkınlık gördüğüm, içinde bulunduğumuz şartlarda bu ne demek? Şimdi artık beylik, bunu herkes biliyor. Dünyada müesseseleşme olmuyor. Teknolojinin geliştiği şey içinde, surat içinde örf olmuyor, adet olmuyor, ahlak olmuyor. Teknoloji ve fikir de doğrudan doğruya teknoloji üzerinden işliyor. Şimdi baştan şöyle koyalım. Yani ahlak oluşmuyor ki ahlak müesseselerin daha latif şeklidir. Sonra müesseseleri şeylere bağlarsın, yaptırım haline getirirsin. O zaman da müesseseler oluşur. Şimdi eşya ve hadiseler karşısında ruhun nasıl tavrına karşı akıl niçinlerle yaklaşır ve fikir meydana gelir. Fikrin içine işlemiş işletici sıfat ahlaktır ki kendisinden doğduğu fikri ileriye doğru zuhur ettirir. Şimdi sanayileştirmenin bir de şöyle bir hadise söyleyeyim. Bunlar tabii pratik şeyler olduğu için söylüyorum. Burada felsefe vardır. Burada bu felsefenin doğrulayıcısı, yani bundan pay almış olarak bunun doğrulayıcısı bir ilim vardır. Sonra da bu ilmin bildiğimiz teknolojiye ayrılan bir tarafı vardır. Fakat şimdi dünyadaki seyir şöyle. Şimdi uzmanlık şeyin bütünlüğün aleyhine işliyor. Kuantum fiziğinde de böyle. Şimdi kuantum fiziği derken de böyle bir dekor eşyası gibi kuantum falan, kuantumdan da bahsediyor falan gibi böyle bir numara içinde zannedilmeyin diye söylüyorum. Şimdi fizik veya sadece fizik değil, tıp, şu bu, kimya bilmem ne, bu ilimlerin her birinin neticede kendilerinin fikre sarktığı bir yer vardır. Kendilerinin fikre sarktığı yerdir ki sonradan ilim onu doğrulayacak veya yanlışlayacaktır. Şimdi bu şeyde söylüyorum, bu manada söylüyorum. Şimdi teknoloji diyelim bir mevzu, uzmanlığa giriyorsun. Uzmanlığa girdikten sonra o uzmanlıkta derinleştiği nokta bu bütüne uymuyor. Bütüne uymadığı gibi kendine uygun ya müpen bir bütünlük yapıyor yahut da kendini bütün addediyor. Şimdi tabii bunun karşılığı olarak da mesele uzmanlaşma olmasın demek değil. Şimdi uzmanlaşmanın bütünlüğün aleyhine işlemesinin sebebi doğrudan doğruya bunların hepsini pençesine alıcı bir fikri izah olmamasından dolayıdır. Bir dünya görüşü olmamasından dolayıdır. Fakat biraz sonra yeri gelince belki göreceğiz. İslam'da istidraç denilen yani İslam istidraç adını takmıştır. Sahte kerametler vardır. Bu şaman, bilmiyorum ilgilenen var mı bugün, psikolojinin daha derin bir buğdu olarak kendini empoze etmiştir, ilgiyi çekmiştir.
Castaneda biliyorsunuz bir nesli, özellikle 60-70 neslini besleyen Castaneda, Don Juan'ın tütünü vesaire şeyleri. Ondan sonra bunlar hippi kuşağının da başucu kitaplarından olmuştur. Bunlar da biliyorsunuzdur veya bilmeyenler artık anlatır, bilmiyorum. Şimdi burada tabii tek tek şeyine giremem de misallerle atlamak zorundayım. Şimdi mesela ben burada bir bu bardağı şöyle yapıyorum, kaldırıyorum. Şimdi bu bir keramet. Şimdi aynı şeyi burada İslam dışı biri yapıyor. Aynı dışı yapıyor. Peki buna keramet diyorsun, buna niye istitraç diyorsun? Yani sahte keramet diyorsun. Şimdi mevzu şundan ibarettir. Kerametin ya sonra ya verecek cevabı vardır, sonrası olan bir şeydir. Bu kendi kendinde biten bir şeydir. Bunu biraz sonra konuşacağız. Şimdi bu teknolojinin gelişmesi için de biliyorsunuz bizim Büyük Doğu İdeoloji Örgüsü'ne bunları anlatır. Birinci, ikinci dünya savaşları teknolojiye bir ruh aramak için yapılan savaşlardır. Bir izah getirmek için olmadı filan. Şimdi böyle mücadele fikirlerden şey yapmadan, onlara girmeden pratiğe girelim. Şimdi teknoloji mesela uzaktan haber alma diyelim. Yani bir insanın bünyesi müsait, özellikle şamanlarda falan da bu tip şeyleri görüyorsunuz. Uzaktan haber verme, bir insanın mesela aklından geçeni anlayabilme, duyabilme vesaire filan gibi şeyler. Şimdi bunu teknoloji o şamanlıktaki hareketlerin gayet tabii İslam'da o küçük keramet denilen hadiselerin yerini almıştır teknoloji. Mesela zihin kontrolü diyoruz. Ben şimdi zihin kontrolcularıyla cep telefonundan daha pratik şekilde, daha net şekilde ve daha çok şeyi olan, nasıl söyleyelim, çeşitleri olan şekilde görüşüyorum. Sesi buradan veriyor, buradan veriyor. Beynimin doğrudan içime, doğrudan içime, peki çoğunuz peki bunu bilmezsiniz bu tip şeyi. Beynin içine veriyor. Vücudumu o sese göre hazırlayabiliyor, algımı hazırlayabiliyor, vücut algımı hazırlayabiliyor ki sesini tesirli yapmak üzere filan. Şimdi bunları şunun için söylüyorum. Bugün teknoloji o tip şeyleri kaldırmıştır. Onları kaldırmıştır. Fakat burada İslam için şöyle bir şans doğuyor. Şimdi eskiden şamanlıkla İslam tasavvufunu birbirine karıştırırlardı. Yani bizde de tasavvuf var gibi veyahut da o ilkel kavimlerden falan bir takım örnekleri gördüğü zaman şaşırır, bunlar da bize benziyor falan gibi. Şimdi mevzu şundan ibarettir. Burada teknoloji o şeyi kaldırmıştır. Baskın çıkmıştır. Bu teknolojinin lafı gibi, yani teknolojinin zaferi gibi empoze edilmeye çalışırken, fakat burada başka bir şey çıkıyor. Ruhun intikamı çıkıyor. Gerçek ruhçular yer açılmış oluyor. Yani sahteyi teknoloji kaldırdı. Gerçek ruhçuluğa da yol açıldı. Buyurun. Ne yapacaksanız gösterin tarzında. Ve bugün dünyada gene gazeteci arkadaşları söyledi mi bilmiyorum. Çok sık verdiğim bir misaldir. Şimdi İkinci Dünya Harbi neslinden bir profesör diyor ki bizim neslimiz diyor bir tas, bizim neslimiz için diyor bir tas çorbaydı mutluluk diyor. Fakat diyor oğlum diyor her şey, bütün imkanlara sahip olduğu halde diyor bunu şiddetle reddediyor diyor. Bunu biz kendi çevremizden de kendi hayatımızdan da fevkalade bir şekilde biliyoruz. Yani bir takım ihtiyaçlar bir takım şeyleri fark etmemize mani olurken, bir takım şeyleri fark etmemize mani olduğu gibi öyle bir mesele olduğunu bile bilmediğimiz şeyleri o ihtiyaçlar kalktıktan sonra fark ediyoruz. Şimdi ne derseniz deyin, mesela müzik var, şiir var, sanat var, bilmem ne var, şu var, bu var, bilmem ne var. Bunların hepsi var. Bunların hepsi toplumda fonksiyonel bir anlama doğru yürümüyor. Böyle kişi şeyleri gibi, kişi zevkleri gibi veyahut başı sonu belli olmayan veyahut kendini izah edemeyen, özellikle ressam arkadaşları olabilir aranızda. Onlar için söylüyorum. Şimdi mesela batıdan gelmiş bir takım ekollerin burada şeyini söylüyorsun, bizde karşılığı yok onların. Şu resme nasıl baktığımı, bakmam gerektiğine dair, senin sanatına dair bir düşünce içinde bir şeyler vermen lazım. Yani bu resim sadece resim değil.
Bu resim bende buna bakabilmek için bir fikir mevzu olması lazım. Şimdi bunun gibi herkesi bu şeylerde davet ediyoruz. İkincisi de, şimdi başka bir şeye geçeyim. Bu 70 veya 80, onu çok iyi bilemeyeceğim. Avrupa'daki zannediyorum Fransız Talebe Birliği Başkanı. Bu ayaklanmalar olduğu zaman, bizde de oldu ya 70'lerde. Bunlar olduğu zaman fevkalade bir laf söylüyor. Diyor ki, biz mevcuda inanmıyoruz. Memnun da değiliz mevcuttan. Eğer bize derseniz ki yerine ne koyalım, onu da biz bilmiyoruz. Onu bulmak da yönetici olarak sizin göreviniz. Şimdi en harika benim bu gençlik olayları hakkında ki şeyim, en harika böyle bulduğum şey söz budur. Ne olduğunu bilmiyorum ama onu bulmak da senin görevin. Şimdi mesela psikolojik olarak kendinizde hissedebilirsiniz, yakınlarınızda hissedebilirsiniz, bilmem ne. Psikolojik bir hadise böyle psikolojik bir rahatsızlık söz konusu olduğu zaman umumiyetle onun izah etmesi gereken bir kötü olması lazım. Halbuki şimdi böyle yapmakla onu da zora düşürüyorsun. Aslında onun böyle bir kötüsü falan yok da halini anlatamıyor. Yani tam olarak demesi lazım ki ne bileyim bana ne olduğunu. Ve çoğu insan ne bileyim bana ne olduğunu şeyinde olmadığı için bir takım işte karı koca ilişkilerinden tutun, çoluk çocuk işlerinden tutun, gençliğin şeyinden tutun, bunalımı diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz, bunları tutun. Bütün bunların içindeki temiz söylediğim şeyle, cümleyle aynı mana var. Yani şunu demek istiyorum. İnsan, bakın dikkat edin, insan ve toplum meselelerinin halli babında ortaya tezatsız bir bütünle fikir ortaya koyma. İnsan ve toplum meseleleri diyorum. Yani psikolojik bir hal de insan meselesi değil mi? Yani benim anlatamadığım sıkıntım da bir insan meselesi değil mi? Yani sadece bu bir o kemirdi, o yedi bilmem ne meselesi değil. Şimdi silahlar sustu. Silahlar sustuğu anda bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Böyle bir şey olmaması için her kesimi, bu dediğim her kesim için geçerli bu ölçüler dairesinde, her kesimi kendini izah etmeye davet ediyorum. Yani tabii burada da belki şey de olabilir, şöyle bir ben içeride biraz da fikir haysiyetini yaşatmış bir insan olduğum için belki de fikirci arkadaşlar bu tarafından benle buluştuğu için onların yardımlarını gördüm. Çünkü böyle bir hiç ummadığım bir şey gördüm. Ondan sonra onun için de bunlara da rahatça konuşabiliyorum yani. Şey tarzında aşağılamak veya yukarılamak falan gibi bir şey söylemiyorum. Şimdi genel konuşuyorum herkes için geçerli olan. Sonra daha özeline gideriz. Şimdi bu cümleden olarak müsaade ederseniz biraz tabii işi de şey yapmak lazım. Nasıl söyleyelim? Belki can sıkıntısından kurtarmak lazım. Bilmiyorum, bu kadar da açık konuşmak doğru mu? Dolayısıyla çok da lüzumsuz değil tabii söyleyeceğim şeyler. Şimdi bir televizyon muhabirinin, hani dedim ya ben devamlı talep piyasasına kitap sürmedim, arz piyasasına ortaya getirdim. Hatta bunu da şu kadar da söyleyeyim size. Bizim içinde bulunduğumuz hareketlerde sırasında 48-50 yayın evi toplanıp, gazete toplanıp bizim bunlarla hiçbir alakamız yok diye bildiri yayınladılar. İşler tutarına girdikten sonra bu kiminin arka bahçesi oldu, kiminin şeyi oldu, ticaret metağı oldu, bilmem ne oldu falan filan. Ve tabii ki hepsinin ortak gömmesi gereken de biz olduk. Fakat bugün o arkadaşlara ben bunu sistem halinde söylemiyorum. Çünkü bir yerde nasıl söyleyelim, yanlıştan dönene altından köprüler inşa etmeli. Biz dünyaya biriyle didişmeye gelmedik. Mevzu bundan ibarettir. Biz dünya, orada da bilmiyorum böyle güzel şeyler geliyor aklıma da mevzular da karışmasın diye. Şimdi biz dünyaya hani yaşama hakkı falan diyoruz ya, yaşama hakkı, yaşama hakkı diyoruz. Biz aslında dünyaya yaşama göreviyle geldik.
O hak da o görevden doğuyor. Bunu da biraz ilerleyince göreceğiz. Şimdi televizyon muhabiri çıkacağı bir haber var. Televizyonda çıkacağını haber verdi ama çıkmayan bu arkadaşımız buradaydı zannediyorum. Bu konferansla ilgili tanıtımının bir kısmını aynen aktarayım. Yani böyle bir televizyonda anons yapacakmış, olmamış. Mirza Beyoğlu ezber bozacak. Mirza Beyoğlu'nun gong sesi Haliç'ten duyulacak. 28 Şubat'ın kimine göre mağduru, kimine göre teröristi Salih Mirza Beyoğlu, 16 yıl süren cezaevi hayatı sonrası bu konferansta geri dönüyor. Haliç Kongre Merkezi'nde 29 Kasım'da düzenlenecek konferansa Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve HDP eş başkanı Demirtaş'ın aralarında olduğu geniş bir yelpazeden konuklar davetli. Mirza Beyoğlu 28 Şubat'ın terör örgütü liderimi fikirleri yüzünden tutsak olmuş bir fikir adamımın sorusunu ilk kez mahkeme salonunda değil, konferans salonunda cevap verecek. Hemen cevap vereyim. Salih Mirza Beyoğlu ezber bozan ama bunu sadece ezber bozmak için değil, insan ve toplum meselelerinin halinde bir dünya görüşü sunan, sanıyorum bu yüzden de bilhassa rahatsız edici olandır. Şimdi biraz hazır kalın, yani silahlar sustuğu zaman ne konuşacağız demiştim ya, buna dair mesela bir misal vereyim. Şimdi Cevat Rıfat Atilhan, yani bizim kuşak iyi tanır onları da, gençleri bilmiyorum, Yahudilik ve Masonluk bahsinde çok eser vermiştir ve bu işin de yani telkini bakımından biraz da alınması, insan tarafından alınması kolay olduğu için suyu çıkmıştır. Onun üzerinde duracağım. Yahudilik hakkındaki kitapları halkta öyle bir hale döndü ki uyuz ilacı gibi oldu. Kitapları uyuz ilacına döndü tesiri. Onu yapma, aman onu yapma sakın, Masonların oyunudur. Aman bunu yapma sakın, Masonların oyunudur. Bir adam ortaya çıktı konuşuyorsa eğer, aman bu bizi olaylara çekmek istiyor. Aman sakın onun şeyine gitme, şeydir. Ya şimdi tuhaf bir şey, onu yapma, bunu yapma, şunu yapma falan derken, sonra çok sonra bizim üstadla olan şeyimizde, beraberliğimiz sırasında ben bir takım şeyleri üstada söylerken bu mevzuyu da sıkıştırdım. Üstadım dedim, o Yahudi oyunudur, bu Mason oyunudur derken iş öyle bir tuhaf oldu ki, acaba kimse bir şey yapmasın diye bunları da mı dedim Yahudi yayıyor? O Yahudi oyunudur, bu Yahudi oyunudur. Bu ucuzculuk içinde bir tanesinin de bir kitabı çıkmıştı. O da çok böyle Yahudilerle uğraşan diyelim. Birinin bir kitabı çıkmıştı. Diyor ki, şimdi şunu yap, Yahudi çıkar, bunu yapınca yapıcı çıkar. Az sıralıyor, şirketleri sıralıyor. Yahudi realitesini kim reddedebilir? Şimdi o mevzu o değil. Ondan sonra diyor ki, şimdi tabii kendi söylediklerine ters düşmemek için neticede diyor ki, önce diyor dünyaya hakim olalım, sonra Yahudilerle mücadele ederiz diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim, bakın, piyasanın o andaki mesela, şimdi 80'lerin, 70'lerin nasları soldu. Şimdi milliyetçisi olsun, Müslümanı olsun, hani kıyıdan köşeden kendini şöyle bir toplumcu falan bir şeyler yapar. O zamanın geçer akçesi oldu. Çünkü üniversiteler ondan sonra işte tabii ordunun bir kısmı, ondan sonra adliye, avukatlar vesaire falan, üniversiteler bilmem ne. Bir de tuhaf bir şey, hala da o geleneği devam ettirmek isteyen var. Şimdi ben ilericiyim, sen gericisin, konuşmaya böyle başlayacağız adamla. Yani ben şimdi gerici oluyorum burada konuşan, o da ilericiymiş. Ya bu kadar komik yaftalamaları, bunlar ayak takımına tabirimi mazur görün yani. Başka türlü de konuşamıyoruz yani. Hani ayak takıma, hani onun yanına gitme diye bu gericim filan böyle bir şeyler yaparsın. O da der bunlar işte Allahsız bu filan, neyse söver sayar filan. Böyle şeyler olur. Şimdi olmuyor ki. Adam en tepede söyleyecek lafı yok. Kalkıyor diyor ki gericiler şöyle yapıyor. Oğlum ne, affedersiniz. Özür diliyorum.
Şimdi burada biz bir fikir sürüyoruz. Söyleyecek bir şeyin varsa çık söyle. Ve biz de diyoruz ki konuş, bak burada da çok iddialıyız, bak burada hile yapıyor gözükmek istemem. Bir ilmin butlanı müntehasında ortaya çıkar diye bir şey var. Yani bir ilmin başlangıcından itibaren süreci devam ederken onun yolunun doğru olup olmadığı nihayetinde ortaya çıkar. Bundan dolayıdır ki devamlı zaten felsefeler değişti, bilmem neler değişti, şunlar değişti, bunlar değişti. Sonra klasik felsefenin yerini psikoloji aldı, onun yerini şimdi kuantum aldı, bilmem fizik aldı, bilmem ne aldı falan. Bir yerden bir bütünlük kurmaya çalışıyorsun. Bunların hepsinin üzerinde duracağız. Şunu demek istiyorum, her devrin bir nasları var. Şimdi her devrin bir nasları var. Şimdi Özal dönemi geldi. O zamanın da şeyleri, nasları iş beceren tipler. Ben zenginleri severim. Kısaca söyleyelim artık bunları. Ben zenginleri severim, iş beceren tipler. Acımasız şey, rekabet, hür rekabet filan. Ya hür rekabet filan diyorsun, iş hayvanlığa gidiyor şimdi. Bizde hür rekabet filan diye bir şey yoktu. Yani bir nasip denilen, bak bunlar hayatın realitesi, nasip denilen bir şey var, komşu denilen bir şey var, arkadaş denilen bir şey var, bilmem ne. Kimse dünyayı birbirinin gözüne oymak için gelmedi. Fakat şimdi orada mesela öyle gaddar ki çıkarı için her şeyi yapabilen CR tipler. Ondan sonra mafya. Mafya mesela şimdi dünyanın her yerinde mafya yoksul kesimin. Mesela yoksuldur. Yani çalmaktan, çırpmaktan, kırmaktan, haraçtan başka falan yolu yoktur adamın, işi yoktur. Şimdi böyle bir şey de müesseseleşir, palazlanır. Mesela hani milletvekillerinden, polislerden filan da bir takım adamları kendine bağlar filan. Şimdi bizde tuhaf bir şey, bir devrin devletin kullandığı gençleri, ülkücüler, bir devrin kullanılmış tipler yani neticede. Bunlar girdiler hapishaneye, çıktılar, yaş şu olmuş, iş yok, güç yok. Tamam mı? Şimdi bu adamları sümük mendili gibi hem içeri attın hem de dışarıda işsiz kaldı. Şimdi mafya, şimdi işin hoş tarafı da mafya da tepeden başlıyor. Yani diyelim etiketli adam, yani aynı biliyorsunuz o şeyler aranızda bilir. O Türkiye'deki kapitalist kesimin nasıl türediği bilmem ne, ilk kapitalistleri vesaire. Dünyanın her yerinde kendi kapitalist türerken Türkiye'de devlet eliyle o şartlar meydana getirildi Türkiye'de. Aynı bunun gibi şimdi bir devirde de empoze edilen o işte acımasız, tuttuğunu koparan, işte güçlü olan yaşar filan gibi bir şeyler. Ondan sonra bunun tabii çete mete özentileri, o babalar, mafyalar falan filan idealize edilen. Şimdi oradan oraya atladı iş. Sonra bir cici demokrasi çıktı ortaya. Demokrasi diye bir cici çıktı ortaya. Şimdi adam diyor ki Mahir Çayan diyor demokrasi için şehit olmuştur diyor. Ya ayıp denilen şey var, ben Marksist değilim bak. Şimdi ayıp denilen şey var. Şimdi bu adam bir ideolojisi var. Bu ideolojisine şöyle davranmıştır. Onun bilmem teorik olarak, pratik olarak bilmem ne olarak eleştirisi yapılabilir. Yani hem pratik olarak eleştirisi yapılabilir, hem fikir dozu olarak eleştirisi yapılabilir, yapılamaz. Yani bunlar konuşulacak. Şimdi orada iki tane bez asacak, bilmem ne yapacak, işte bir görüntü neticede. Orada diyor ki Mahir diyor demokrasi için şehit olmuştur diyor. Bir baktık, şimdi o şeyler söyleyiverin, ülkücüler için de söylüyorum gayet tabii bunu. Bir Avrupa Birliği meselesi. Şimdi Avrupa Birliği'ne herkes karşıydı. Bir rüzgar esti, ne oldu anlamadık. Herkes Avrupa Birliği'nin güzelliği üstünden başlıyor konuşmaya, naslar oluşuyor. Şimdi bir zaman üniter devlet. Şimdi Amerika mesela üniter devlet değil. Şimdi üniter devletini falan bırak sen. Şimdi neticede mesele şuradadır. Şimdi buradaki şu doğan problemleri ne türlü çözeceksin? Yok biz birbirimizden kız aldık, kız verdik, biz birbirimizi çok severiz, komşuyuz filan. Ya bunlar şimdi ölçü olmaz ki. Sen ona bakarsan çocuğunun kafasını yardın, karının bilmem
gözünü çıkardın, bilmem ne yaptın. Şimdi böyle bu tip misallerle bu hikayeler olmaz ki. Neticede şöyle bir hadise var. Sen ne diyorsun? Ben Kürt'üm. Bana sonuna kadar anlat Kürtlüğünü. Bakın dikkat edin. Kavganın bittiği yerde laf bitiyor. Şimdi bunu ben, bunda bir hayli emek sahibi olarak söylemek şeyindeyim. Mesela her toplumun hafızası neticede süzülmüş olarak lügatında topludur mesela. Lügatında topludur. Şimdi bu herkes kendi dilini hakikaten sahici olarak izaha kalksa, sahici olarak izaha kalksa millet birbirini zenginleştirir. Yani bugün biz Amerika'dan, Avrupa'dan, bilmem nereden, şuradan buradan bu kadar kelime sızıyor mesela buraya. Bu ihtiyaçtan dolayı olan bir şey değil mi? Yani sen bunu temellendir, edebiyatınla temellendir, ilminle temellendir, bilmem neyle temellendir. Şimdi onun yerine kestirmeden bağıntılarla, tamam. Şimdi Kürt mesela, ben diyorum ki mesela orada, beni diyorum Kürt meselesinden ziyade, bunlar zaruretlerdir, anlatırsın ne haksızlık yapıldı, ne oldu filan, anlatırsın bunları, o ayrı mesele. Ama bunları söylemek seni aklı çıkarmıyor. Beni Kürt meselesinden çok, Kürt meselesi ne olmalı ilgilendiriyor. Ben bu soruyu sorduğum anda, şimdi Türklere de diyorum ki, beni Türklere ne olması ilgilendiriyor. Şimdi böyle yalancıktan, kusura bakmayın yani biraz şartlarım da öyle. Dolayısıyla da bir samimi hasbihal içinde olduğum için konuşuyorum. Şimdi Altay'dan geldik, bilmem nereye gidiyorduk, dünya senin için ayaklarında çiğnedik işte, dünya bilmem senin şanını bilmem ne yaptı falan. Şimdi kimse kimsenin şanına dolayı değil. Bak siz burada dinleyicisiniz, niye geldiniz buraya? Buraya geldiğiniz belki bana duyduğunuz bir muhabbetten dolayı, bak birebir bir muhabbetten dolayı geldiniz veyahut da meraktan dolayı geldiniz bu adam ne söyleyecek diye veyahut da sevmediğiniz, sevmeyen bir insan olarak geldiniz. Bunun bir falsosu yakaladın diye. Birebir. Yani hiç içinizde düşünen var mı? Şimdi bu şeyin karşısında, bu kalabalığın karşısında bu konuşuyor, biz burada dinliyoruz falan bir şey çıkıyor mu aklınıza? Geliyor mu aklınıza? Gelmiyor. Şunu demek istiyorum. Yani sen şimdi Almanya'ya gidiyorsun. Kimse kimsenin için dedim bir şey yapmaz dedim. Sen şimdi mesela Almanya'ya gidiyorsun. Türksün, Kürtsün, bilmem nesin filan. Şimdi orada iyi bir iş kapayım diye Almanca öğrenmeye çalışıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya bunlar zaruretlerdir, tabii olacaklardır. Ben onu demek istemiyorum. Ben şunu diyorum. Senin şimdi Türk dili, Kürt dili diye konuştuğun şey günlük sokak, pazar, çarşı konuşmasının dışında bir şey değil. Çünkü senin bir defa dil mesele konuşarak yaşar. Senin dilinin derinliğine doğru mesele, fikre doğru girmesinin için derin fikre doğru girmesi lazım. Senin şeyin ondan sonra da şöyle oluyor, bak onu da söyleyeyim. Bugün üniversitelerde şu kadar branş var, belki genç arkadaşlarımız şimdi kendilerini de belli edebilir, onu da bilmiyorum. Şimdi yani bir şey konuşurken beylik olarak diyoruz ki işte tıp, fizik, kimya, matematik filan gibi böyle beylik dalları sayıyoruz. Halbuki mesela uzmanlığa doğru gidiliyor, daha ara branşlar çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Bir sürü şeyler var, bir sürü branşlar var. Yani şunu demek istiyorum, şimdi bunların toplumda bir şeyini görmediğim zaman, pratiğini, realitesini görmediğim zaman diyorum ki ya bu kadar bölüm niye var üniversitelerde? Ve mesela bir dış dünyaya gezi oluyor, bilmem ne oluyor, işte onlarla işte veyahut da ticari, zaten başka bir şey konuşamıyorsun. Aldık verdik, hemen ticaret mevzuna bağlıyorsun. Ya bir başka memlekette alaka kurmak demek illa ticari olmaz ki. Yani ha tabii doğru haklısın, kültür bakımından da kurmak lazım. Aklına geliyor 4 tane zıplayan adam, 2 tane gıy gıy, bu da kültür değiş tokuşu oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bizim insanımız şu kadar zaman Batı'dan gelen kitapları gördü, değil mi? Şimdi bizim onlara göndereceğimiz kitaplar yerine de o kitaplar oraya gitti. Şimdi ismini söylemeyeyim, bir politikacı dedi ki, merak etmeyin dedi Avrupa'ya. Ben Avrupa'ya diyorum, biliyorsunuz, bilen biliyor zaten. Şimdi burada politika yapmadım, bir şey söylüyorum. Diyor ki, bizim diyor Orta Asya'ya açılmamızdan çekinmeyin diyor, sizin viskinizi de götüreceğiz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi o kadar perişanlık olmaz. Şimdi aydınların, bakın bu anlattıklarımda şöyle bir hadise çıkıyor. Aydınların aydın tabaka olarak belirmesi lazım.
Yani aydın tabaka insanların kendisinden örnek aldığı tabakadır. İnsanların benzemeye çalışacağı tabaka aydın tabaka olmalıdır. Yani bizdeki aydınlar aristokrasisi imtiyazlı, imtiyaz deyince de aklına hemen para pul gelen takım değil. Aydınlık herkesin kendi çapına katılacağı bir şeydir. Bir aydın tabaka, bu aydın tabakaya da toplumun şey yapması, oraya sarkması, neyse Hamine şeyine dönmesin, konuşma, orayı geçelim. Şimdi burada tabii CHP lideri, Kılıçdaroğlu, MHP lideri, Bahçeli, Demirtaş var. Şimdi tabii parti liderleriyle parti mensuplarının ilişkileri, şeylerini falan filan çok iyi bilmiyorum. Çok iyi de takip etmedim. Ama mesela CHP'den, keza MHP'den, ondan sonra HDP'den, AK Parti'den, bunların hepsinden milletvekilleri benim şeyime, ziyaretime gelmiştir. Bana alaka göstermiştir. Onun için de hepsine teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Geç kalmış olarak hepinize de teşekkür ediyorum burada bahaneyle. Şimdi böyle başlıklar koydum ki meseleden meseleye geçerken diye. Şimdi Bismillah'la başladık. Size hoş bir tevafuk, uyum biliyorsunuzdur kelime anlamını. Hoş bir tevafuk. Şimdi Bismillah'ın fikir ve aksiyon halinde, Bismillah'ın fikir ve aksiyon halinde metodunu gösteren Büyük Doğu'nun kendini takdimine. Şimdi Süryanice cennet lisanı da denir. Şimdi lisan, bakın bunlar biz kendimizden söylüyoruz. Eğer bunu mukabili olarak söyleyecek bir şeyler olanlar varsa onlar da söyler, söylesinler de zaten. Biz şimdi hani kendimizden şeyleri de katarak söylüyoruz. Şimdi Süryanice cennet lisanı derler. Bu Hintçe ve Arapça bundan türemiştir derler. Bunun yanında bazı İslam büyükleri de hayır, asıl olan Arapçadır cennet lisanı, Süryanice ondan türemiştir derler. Şimdi biz Süryanice'de çok hoş, şeyimize, devrimize çok hitap eden ve ruhi şeylere çok hitap eden, fikri şeylere çok hitap eden kelimelerle haşır neşir olduğumuz için bunu da o arada bulduk. Şimdi Bismillah, Süryanice Bismillah, Büyük Doğu takdimi lafzına tevafuk ediyor. Yani Büyük Doğu takdimi lafzı Süryanice Bismillah lafzına tevafuk ediyor. Uyum sağlıyor. Şimdi onu da görelim. Bunun ayrıca nereye tevafuk ettiğini. Bu bir fikir metodudur aynı zamanda. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi şu Müslüman arkadaşlar da tabii dikkat ediyorlar inşallah. Çünkü bizim zaman Necip Fazıl'ın şeyleri için bu süslü kelimelerle bilmem nelerle falan işin içinde Bismillah yok, bilmem ne yok falan gibi böyle saçma sapan konuşurlardı. İş tekerlemede değil, iş keyfiyette. Ve Bismillah'la başlayıp da saçma sapan konuşmak yerine sen kendin dinlerken Bismillah'la başla da saçma sapanı alma, saçma sapan varsa iyiye de aldıysan iyidir zaten. Şimdi burada evet, Büyük Doğu metodunu göstereyim. Büyük Doğu'nun hemen girişi. Bunu bir takım işte bugün kaos teorisi, ondan sonra gizli neydi Mevlüt, gizli kuantum gizli yuva diyeceğim geliyor da şimdi tutturamadım kelimeyi. Neyse, gizli düzen, kaos teorisi bilmem ne filan diye böyle geçen şeyler. Şimdi neticede bu Hegel'den de falan da başlar. Hegel bir mutlak fikir kabul etmiştir. Eşya ve hadise bunun geçerli olaraktır. Onun mutlak fikri her ne kadar konuşmuyor ise de eşya ve hadisenin seyrinden, ona dair edineceğin fikirlerden sen bunu çıkarabilirsin makamında bir şeydir filan. Şimdi bir türlü Bismillah'a giremedik. Bismillah Kur'an'daki her sure başında bulunurken o surenin bir nevi Bismillah, o ya bu
Şimdi Bismillah Kur'an'da her surenin başında bulunuyor ve her sure bir nevi Bismillah'ın keyfiyetini gösteren açılımı gibi, şerhi gibi bir manaya geliyor. Şimdi bu manada da hepsi zaten Bismillah'ta toplanmış oluyor. Şimdi bakın dikkat edin. Büyük Doğu'nun kendini takdimine. Koskocaman bir top gibi iplik iplik sarılı, kangal kangal bükülü, ilk ucundan son ucuna kadar devşirili, dışarıya doğru kol kol toplu, muhitte namütenahi çok, sonsuz çok ve merkezde namütenahi tek, sonsuz tek, gelmiş ve gelecek zaman boyunca bütün eşya ve hadiseler zeminini avlamaya memur bir fikir ağı halinde düğüm düğüm çerçeveli bir manzume. Yekpare bir inanış, görüş ve ölçülendirme manzumesi. İsmi de Büyük Doğu. Şimdi burada merkezde namütenahi, onu da konuşuruz, yeri gelecek. Namütenahi tek, çevrede namütenahi sonsuz ve buradan halkalar halinde açılıyorsun merkezden ve halkalar halinde toplanmaya başladığın zaman gene merkeze geliyorsun. Bu tutarlılıkta bir sistem iddiasında ortaya çıkıyor. İnsan ve toplum meselelerinin halli babında. Şimdi bunu Müslüman bu şilafsından dolayı sevmeliydi. Müslüman olmayan da yahu bizim mutlaklarımız konuşmuyor diye oradan başlangıçtaki yanlışını görmesi lazımdı. Neyse. Şimdi Büyük Doğu'nun ne olduğunu falan girmiyorum. Kendine İslam'ın emir subayı der. Bunun için böyle der vesaire filan. Onlara girmiyorum. Bergson'a tamam sen aklı ruh önünde çürüttün ama bunu yine akılla yaptın deyince demek ki aklın görevi oymuş cevabını veriyor. Buna benzer çok eski tarihlerden yenilere kadar birçok misal temin edilebilir. İmam Gazali Hazretleri şeriat zahiri akıl, tasavvuf batını şeriattır derken Hazreti Ebubekir'in idrakın aczini idrak bir ilimdir sözünü aklın tecrübe ile bilinirleri kabul etmesi yolundan tasavvufun da tecrübe ederek anlaşılır oluşuna bakarak şeriat ve tasavvufu aklın dış yüzü ve iç yüzü yani ruhi olarak ifade etmiştir. Şimdi burada mevzu şundan ibaret. Şimdi bu biz tabii fazla mesele konuşmuyoruz. Fakat ben de böyle konuşurken tabii parça parça dağılınca da bilmiyorum tekrar toplama ihtiyacı oluyor mu olmuyor mu? Parça parça vermeyince de olmuyor. Mesele şundan ibarettir. Akıl tahdit ile taklit ile bir esasa bağlar. Şimdi siz mesela bir mevzuyu burada mantık araç olarak kullanıyorsunuz. Mantığı buraya da koyarsınız. Bu da koyar. İkisi de doğrudur. Mantık olarak doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi akıl tahdit ile tek bir esasa bağlar. Benim aklım bu esasa bağlar. Sizin aklınız da şu esasa bağladı. Şimdi akıl eşya düzeni üzerindeki gidişatın anlaşılmasında önemlidir. Mesela tabiat kanunları diyoruz, bilmem ne kanunları diyoruz. Eşyadan çıkardığımız bir takım hadise şeylerle, kanunlarla kendimize bir takım pratik şeyler elde ediyoruz. Misal olarak söylüyorum. Şimdi buradan yukarıdan dökülen bir su koyuyoruz. Su buradaki dolabın şeylerine çarpıyor, kanatlarına çarpıyor. Yukarıdan düşen su düşeceğini biliyoruz. Bu bir yer çekimidir. Bunun kanatlarını çevirerek bir pratik araca hizmet ediyor. Şimdi akıl olarak, kendisi olarak eşya düzeninin örtüsüdür. Zihinde eşya düzenini temsil edendir akıl. Şimdi iş eşya düzeninin dışına çıkmaya kalktığı zaman burada işte hayat iradesinin terk edildiği yer falan diyorlar. Ona ne kadar denilebilir bilmiyorum. Şimdi onun dışına çıktığın zaman akıl bunun dışına çıktığı zaman bu sefer kuşatan olarak eşya düzeni çünkü o da şöyle bir nevi eşya düzeni sınır içindedir. Şimdi sınır içindedir peki bu sınırın ötesi ne? Günlük hayat ihtiyaçlarımızın dışına çıktığımız zaman bunun dışına çıkarız. Bunun dışına çıktığımız zaman da hürriyetler alanını elde ederiz.
Yani mesela akıl kadar rüya da bir hakikattir. Hayal de bir hakikattir. Akıl kadar hayal de bir hakikattir. Tahayyül de bir hakikattir. Rüya da bir hakikattir. Şimdi biz bu akıl planının dışına çıktığımız zaman bir hürriyet alanıdır. Bu hürriyet alanını da daha ziyade komedi ve fantezilerle, yani bunu ortaya koyan görüş adına söylüyorum bunu. Görüş ve mesela kelimeyi arada kesiyorum, gerek yok. Şimdi mesela Walt Disney'i başlayan bir şey düşünün, çizgi filmi düşünün. Şimdi olmaz olmaz diye bir şey yok Walt Disney'de, biliyorsunuz. O çizgi filmin şirinliğini de biliyorsunuz. Demek ki o fantezinin insan ruhunu yakalayan bir tarafı var, onu da biliyorsunuz. Yani insan ruhunu yakalayan bir taraf var ki hani bu kadar insan da onu mesela tutmuş. Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi bu hürriyetler alanını daha ciddi, mesela fikirler alemi olarak koyabilirsiniz vesaire vesaire filan, onlar gider. Fakat son kuantum hadisesinde bu hürriyetler alanını, biliyorsunuz bunu biz söylemiyoruz, Alice'in Harikalar Dünyası falan demeye başladılar. İhtimaller aleminin çokluğundan dolayı. Demek ki o Walt Disney'in bulmuş olduğu veyahut Walt Disney'in ortaya çıkaran fikrini koymuş olduğu şey, şu kadar zaman geçtikten sonra kuantum tarafından da böyle bir şeye karşılaşmaya uğramış oldu. Şimdi idrakın aczini idrak bir ilimdir. Şimdi biz onu kendimizden şey yaparız. Mesela önce akla ben diyorum ki, akıllı geçine ne diyorum ki, akıl ne diyorum. Şimdi bir takım kelimeleri tabii ezberi olarak kullanmak başka, bir takım kelimeleri de manalarına ererek kullanmaya çalışmak başka. Dil mil bahsinde de dikkati çektiğim hadise bu. Şimdi yerine gelecek, biz mesela aklımızın kabul ettiği şeylerden bir tanesi de tecrübedir. Tecrübedir. Tecrübe iyi veya kötü olabilir neticesi. Eğer kötü olmuşsa bir daha bunu yapma manası çıkar. İyi ise de iyi olduğu manası çıkar. Şimdi Hazreti Ali diyor ki, tecrübe fayda ile birlikte bir ilimdir. Tecrübe fayda ile birlikte bir ilimdir. Biz şimdi bu kadar met ediyoruz. Deney ve gözleme, teknolojiye dayalı falan. Bizi şahsen biz 68 kuşağıyız. 68 kuşağına gelene kadar da geçmiştekilerin tekrarladığı ilericilerin, yani sol anlamında demiyorum ilerici, bu ilericileri tekrarladığı şey deney ve gözlem yoluyla. Şimdi bak, deney ve gözlemi Hazreti Ali söylüyor. Biraz önce şeriat ve tasavvuf bahçesinde şey de söylüyor. Ne diyelim? Yaşasın kurbanlar Mirzahmet oğlu! Yaşasın kurbanlar Mirzahmet oğlu! Yaşasın kurbanlar Mirzahmet oğlu! Yaşasın kurbanlar! Mevlüt'ten kimdi o? İmam Gazali. Şimdi çok anlatıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol. Şimdi İmam Gazali Hazretleri kendi devrinde hem İslam'ın içinde hem de İslam'ın dışında cereyan eden bütün fikir cereyanlarını hesaba çekerek kendi imanının selametine ermesi için çalışmıştır. Gayet tabii bu bütün bunları yaparken de ortada da şu kadar yüzyıl Batı'nın hiçbir filozof yoktur ki İmam Gazali'den ışık almış olmasın dediği Batı'nın da bir sürü fikir hadiselerinde de öncüsüdür. Sistemli şüphenin de öncüsüdür o. İmam-ı Gazali Hazretleri. Bu tecrübe bahsinin de öncüsüdür. Şimdi her şeyi, akıl, bütün o felsefeyi, Yunan felsefesini, şunu bunu bilmem neyi, Batı, Hint, Mint, yani Doğu, Hint, Mint hepsi dahil, bizdeki sapık kollar dahil vesaire filan, hepsini hesaba çektikten sonra iş tasavvufa geliyor. Ve tasavvufta da ve şu sözü söylüyor. Tasavvuf ancak tecrübe ile bilinebilir. Yani tecrübe ile bilinebilir demek, şimdi mesela bu aranızda şu kadar insan var yüzme bilmeyen. Aranızda bir tek yüzme bilen benim. Şimdi ben yüzme biliyorum, tamam mı? Şu kadar adam yüzme bilmiyor diye
benim bu yüzme bilmem bu olmaz diye bir şey yok ki. Bu yaşayana var olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ve bir de burada göz hadisesini de katayım. Hadi renkli olsun. Sizin gözünüz kör, benim de gözüm kör. Tamam mı? Ben burada yüzüyorum. Tamam mı? Şimdi buradaki insanlar kör oldukları için beni göremiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tecrübe ettikleri zaman da yüzemiyorlar. Şimdi senin bunu tecrübe edememen demek bunun olmaması demek değil ki. Bunu da şunun için söylüyorum. Şimdi adam bak tasavvuf şeriat zahiri akıldır. Tasavvuf batını şeriattır. Şimdi sen tasavvufu kaldırdığın zaman bir fikir yolunda, bir ilim yolunda ya sonra dedikleri zaman ne diyeceksin sen? Mesela bir zaman doktorlar bu kadar çok uzmanlık dalına ayrılmış değildi. Hani doktoru çağırıyordu. Çağırıyorlardı veya insanlar bakıyorlardı. Sonra uzmanlık derken ayırıyorsun bu dahiliyeci diyorsun, bu hariciyeci diyorsun, bilmem ne diyorsun. Şimdi bir keskin çıkıyor orada, İslam'da dahiliyecilik yoktur. Ya bu bundan ayrı bir şey değil ki. Yani neticede bu bunun. Ondan sonra bak bazı arkadaşlara da dışarıdaki neyse bir şey söylerken bir şey geliyor aklıma da ondan da karışıyor laflarım. Şimdi şöyle bir hadise var. İmam-ı Azam Hazretlerine diyorlar ki eskilere yeten size yetmiyor muydu? Kıyas yapıyor ya. Eskilere yeten size yetmiyor muydu? Diyor ki bizim halimiz eskiler gibi olsaydı haklısınız. Ama biz eskiler gibi değiliz. Şimdi bunun gibi bakın geçmiş neslin şeylerini diyelim yarın öbür gün bunların belki okullara da ders olarak girecek. Şimdi mesela mutfakta nasıl yemek yapılıyor, ne ediliyor bilmem ne. Bu görüyorsun, ne ediyorsun? Sen de o çekirdekten gelip yapıyorsun. Şimdi bugünkü hayat şartları içinde o çalışıyor, bu çalışıyor bilmem ne filan derken işin mahiyeti değişiyor. Şimdi yemek yapmayı ilim olarak koyacaksın mesela şeye. Şimdi bunun ilim olarak ortaya çıkmasını empoze eden şartlar var. Bunun gibi şimdi bu insanlar eski insanlar gibi anlamıyordu ki mesela Süryanice. Şimdi Süryanice'nin aslına baktığınız zaman bunu anlayacak Süryani de yok bugün de. Süryani bir kelimeyi söylerken o kelimedeki her bir harfin ayrı bir anlamı olmasından hareketle karşı tarafla konuşurken karşı taraf o harflerden hangi manayı kastettiğini anlayabiliyor. Mesela bunu basit bir misal vereyim. Bana diyor ki ikindi ne zaman diyor. Şimdi ben bunu anladım. Namazı soruyor. İkindi ne zaman? Şimdi bana soruyor ikindi ne zaman diyor. Ben de diyorum ki ikindi olduğu zaman. Bu da mantıklı bir cevap. Şimdi ne olmuş oluyor? Karşı tarafın muradını bilmeden o manayı yetiştiremezsin. Şimdi kullanan da o manaya muhatap olan insan da yok. Mesela şimdi kapı çaldı. Adam şey çaldı, mesela saz çaldı. Hep çalmakla ifade ediyorsun. Şimdi burada mesela o çalma kelimesinin ayrı ayrı manalar ifade ettiğini karşı taraf anlayabildiği için böyle kullanıyorsun ve burada her kelime cümleler içinde pek yukarı bazen bakamıyorum kusura bakmayın bu şeyde. Her kelime kullanıldığı yere göre mana ifade eder. Kullanıldığı yere göre. Şunu demek istiyorum. Şimdi bir hukukçu, bakın dikkat edin, bir hukukçu vardır, bizim hukukçular da var. Ya herkes diyebilir mesela böyle, hani şu varken şuna ne lüzum vardı ama bir hukukçunun bunu söylemesi ayıptır. Anayasa varken kanun niye var? Kanun varken tüzük niye var? Tüzük varken yönetmelik niye var? Gidiyorsun paşa paşa orada okuyorsun, çıkıyorsun kaynakçı olmuş adam. Ama dikkat edin burada... Bunu ona bu şekilde söyleyecek İslam'a karşı olan insan da yok. Anlatabiliyor muyum? O sadece bakıyor. İşte muhterem hocamızı severiz, o da bizi sever, karşı da olsak filan. Tabii biz birbirimizin fikrini vermek, ne onda fikir var ne onda fikir. Şimdi başka bir misal vereyim. Mesela ben şimdi hiç şeyi falan okumuş değilim. Kapital'i falan okumuş değilim. Ondan sonra Marx'ın falan böyle devrim mevrim böyle bir şeyden hiçbir şey bilmiyorum filan. Şimdi bir kitap görüyorum elinde. Üzerinde Kapital yazıyor.
Ondan sonra işte bu adam için iyi diyorlar, kötü diyorlar bilmem ne filan ama muhtevalı değil yani şey olarak falan. Şimdi herkes fikir yürütüyor. Ben de kusur kalmayayım müsaade ederseniz. Marx eğer kapitali çok seven bir adam olsaydı kitabının ismini Kapital koymazdı. Şimdi bu mantığa uygun mu? Gayet tabii mantığa uygun. Peki mantığa şimdi kuru mantıkla bu olmuyor ki. Bunu bir aç bak bakalım adam ne diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun gibi daha kelimenin gelişinden gidişinden türetilen bir takım sahte manalar çerçevesinde burada Müslüman veyahut da onun karşısında olmak veya Müslümanın karşısında falan, yani bunlar gerekmiyor. Sadece bir takım şeyleri bilmenin ortalama olarak hepimiz için gerekli olduğu. Şimdi şartların objektif tahlilinden, yani bak burada sol taşlıyor falan diye gelmesin. Ben özellikle başka şeyler de söyleyeceğim. Şimdi orada mesela şartların objektif tahlilinden sübjektif düşünceye varmak yakışıklı bir laf. Şimdi ne tarih var ortada, ne ekonomi şey var, ne bilmem ne var, ne bilmem ne var. Şimdi öyle şeyler var ki, ismini de vereyim mesela. Bu Mümtaz Soysal hocanın bir Para İstihdam diye bir kitabı var. Şimdi orada kitabı böyle birebir şey yaparken oradaki kilise yerine camiyi koyamamış. Şimdi cami koysa cami olmuyor çünkü biliyor musunuz? Şimdi dolayısıyla bizim şey de kilise oldu. Yani Türkiye'deki o ondaki kilisenin karşılığı olarak söylenen şey bizde camiye çeviremiyor, şey uymuyor yani. O da kilise olmuş vaziyette. Şundan dolayı diyorum, bir takım şeylerde biz karşı fikirde olsak bile birbirlerimizi yani kırmadan da düzgün konuşma içinde birbirimizi düzeltebiliriz. Şimdi şunu demek istiyorum, daha önce de söyledim gazeteci arkadaşlara. Şimdi hani kuantum dünyasıyla bu dünya arasında bir uçurum var. Kuantum dünyasıyla şu günlük hayatımız arasında bir uçurum var. Şimdi bunun gibi belki bizim söylediğimiz kuantum dünyasıyla şu andaki olan şey arasında bir uçurum olarak gözükebilir. Ama şu var, ne olursa olsun eşyanın hakikati kuantumda olduğuna göre kuantumu herkes bilmese de birilerinin bilmesi gerekiyor. Zaten birileri bir şeyleri birilerinden fazla bildiği için şunlar var. Bunlar var. Değil mi? Bunun gibi birilerinin bilmesi gerekiyor. Bu çerçevede de baktığınız zaman yani aslında dövüşebilmenin şartlarına da sahip değiliz. Anlatabiliyor muyum? Halbuki dövüşebilmenin şöyle olmalı. Herkes belirli bir şeye kadar gelmeli. Belirli bir karizma diyelim. Belirli bir karizmayla böyle bir yere kadar gelecek. En sonunda iş dövüşmeye kalacak. Şimdi öyle değil ki. Dövüşme buralarda oluyor. Öbürleri de buna katılarak şey üretiyor. Şimdi ben kısaca söylediğimi zannediyorum. Şimdi Büyük Doğu'dan devam ediyorum. Devam etmiyorum. Saat kaç oldu? Şimdi bir şey söyleyeyim, ara verelim. Şimdi Abdülhakim Koltu diye bir mevzu var. Bizi takip edenler biliyordur ne olduğunu. Bu rüyadır. Biraz sonra size isteyenle istediği gibi de serbest de konuşabiliriz. Şimdi rüya, tarih, ondan sonra tahayyül, ondan sonra proje, ondan sonra hayatın hakikati, bütün bu kelimeler aynı yerde buluşur. Bunu veciz bir şekilde, edebi bir şekilde de Shakespeare belirtmiştir zaten. Biz rüyaların yapıldığı kumaştanız. Çünkü her düşünce bütünlüğün ne olduğunu izah etmek zorunda. Devamlı size bakıyorum biraz sizin renginizden dolayı. Yani rahatlatıcı olduğu için. Yani bilmiyorum. Yani rahatlatıcı olduğun, yani aklınıza şey gelmesin. Böyle hani ters bakıyorum gibi gelmesin diye söyleyeyim. Şimdi bütün hangi fikirde olursa olsun bunların hepsinin izahını yapmak zorundasınız. Hayatta ne varsa hepsi hayal maddesinden yapılmıştır. Hayatta yalan da hayaldendir, doğru da hayaldendir, akıl da hayaldendir, ruh da hayaldendir. Tamam mı? Yani hayal içinde
hayal içinde yerini bulur yani. Bütün bunların. Onun için hani rüya filan deyince bu gerçekti, gerçek dışıydı filan gibi böyle çabuk çabuk kolayından şeylere sapmamanızı. Biraz sonra mutlak nedir? Efendime söyleyeyim, izafi nedir, bilmem nedir, beşeri düşünce nedir? Onlara girdiğimiz zaman göreceğiz. Her neyse, burada hemen şeye geliyorum. Söylemek zorundaydım çünkü. Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Üç Işık, üstadın ve üstadın işaretleriyle, lütfuyla bizim beraber bağlandığımız büyük ve en yakını, onun en yakını büyük doğu mimarı üstadım. Ve tevafuku şu, Abdülhakim koltuğu, rüyada gelen manadır bu. Bilmiyorum, meraklılar için bir de şey söyleyeyim, bu yani kürsinin rüya anlamı falan gibi diyeyim size. Kürsi tabakasını. Abdülhakim koltuğunun ebcedi ahlakı tutuyor. Yani bizim biraz önce fikir bahsini eşya ve hadiseler karşısında ruhun nasıl tavrına karşı filan diye anlattık ya. Anlatabiliyor muyum? Ahlak kendisinden zuhura geldiği fikri ileriye doğru zuhur ettirir. Yani ahlak bir nevi fikrin gayesi olduğu gibi fikrin iticisidir de. Bu da Abdülhakim koltuğunda bizim tabirlerimizde veya fikri şeylerimizde kendine bağlayıcı, istikametimizi kendine bağlayıcı birim kaplardan biridir. Şimdi bunlara da gireceğiz. Ama çok rica ediyorum, eğer şey yapıyorsanız içinizde, bunu ben başka konuşmalarımda da böyle yapabiliyorum, eğer bir sıkıntı veya diyalog kuramıyorsak kafi derecede, daha pratikten şeylerden de bahsedebiliriz. Eğer şey yapıyorsanız, ki gayem oydu, şimdi biraz sonra ara versek olur mu, şu cümlemi bitireyim bari. Şimdi irfan kavramını ele alalım. İrfan şimdi bir şeyi bilmek değil, bilmeyi bilmektir. Bunu üstadım gayet veciz, güzel bir şekilde paraya benzetir. Şimdi cebinde parası olan adam bir nevi malik olmadığı şeylerin de sahibidir. Yani istediği zaman onu alabilir. Şimdi irfanın şeyinde irfan bilgi değildir. Bildiğin her şeyi unuttuktan sonra sende kalan hassadır. Mesela hassa dediğim zaman şöyle de diyebilirim. Ben 63 yaşında boş boşuna gelmedim. Yiyerek, içerek şunu geldim. Yani kimse bana sen yemedin, içmedin falan diye bir iddiada bulunamaz. Bu bir bedahat. Canlı olduğuma göre zaten bedahat. Dün de yemişim. Şimdi geçmişte şu zaman şunu yedim, bu zaman bunu yedim, bu zaman da bunu yedim diye hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Not da tutmuyorum. Şimdi irfan bir nevi süzmedir. İnsanda süzmedir. Süzme olduğu için de mesela önüne yeni çıkan şeylere intibakı kolaydır. Yeni çıkan problemleri çözüyorsundur. Yani o konudaki irfanına nispetle söylüyorum. Bunun dışında mesela diyorsun ki ha öyle bir şey şöyle bir kitapta var bir bakalım. Bak şimdi bir kitaba bakabilmek de gene irfanın şeyi. Ve hani meşhur söz unutmak saklamanın yollarından biridir. Şimdi unutmamız olmasa, yani şöyle diyelim unutmayı da, ben şimdi yiyorum, ondan sonra bu benim yediğim işte benim enerjime, kanıma dolaşıyor, geri kalanı ifras halinde gidiyor, ondan sonra şimdi benim bu yediklerim eğer bu türlü kaybolmasaydı benim yeni yemelerime fırsat kalmazdı, öyle değil mi? Yani midemi bir ardiye gibi düşünün, yedikten sonra zaten fırsat kalmazdı. Yani şimdi saklamanın başka çeşidi derken, orada saklama, evet vücudumda saklandı, ben hani yediğini ispat et filan diyecek biriniz varsa içinizde, ben bugüne kadar yemek yediğimi size ispat edemem. Ama ancak siz bunu şahsi tecrübelerinizden dolayı bilerek beni doğruluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi irfan kavramını böylece şey yapmış oluyorum, anlatmış oluyorum. Evet. Burada da şunu söylemek istiyordum daha en başlarda, fakat hep en başta söylemek istiyorum diyorum, mevzu durmadan şey yapıyor, atıyor. Şimdi mevzuları Telegram Hanım'ı çok sık söylerdi. İnsan der iltifata kulağı açıktır der Telegram. Yani şimdi böyle beni sıkarken ederken bilmem ne filan
böyle birden şey yapar, bak nasıl kapıyorsun, iltifata insan kulağı açıktır der. Bu artık bugün tıpta da bilinen, şeyde de bilinen bir şey. Biz sesi, kulağımız mesela bir sese ayarlı olarak alışkın olduğumuz sesleri kapıyoruz, alışkın olmadığımız sesleri kapamıyoruz. Mesela ismimizin geçtiği bir sesi diyelim, bu kalabalık içinde başkasının dikkatini çekmezken o ses, bizim kulağımız o sesi kapabiliyor, bizle ilgili bir şey olduğu için. Şimdi böyle mevzulara girerken, şimdi bir kısım arkadaşlar gayet de bir tecrübeli arkadaşlardır, bizi tanıyan bilen arkadaşlardır. Onlarda bir takım tekamül, kendi mevzularında derinleşmeleri, bir eser ortaya koymaları için anlatıyorum. Geri kalanı için de şundan dolayı anlatıyorum, gayet de bir herkes eser verecek değil. Hayatımın bir türü var, herkes bir yerlerde bir iş yapıyor. Onlara da yansıyacak olan hadisedir. Bu yansıma hadisesinde de en azından bu tip şeylere kulakları duymuş olsun. Anlamasa bile, yani şey anlamda anlamadı diyorum, hiçbir şey anlamamak mümkün değil. Hiç olmazsa mesela saçma sapan konuştu diyeceksin ama neden saçma sapan konuştuğunu anlatamayacaksın. Misal söylüyorum. Şimdi veyahut bilmediğin şeyler, bak ne dediğimi anlatamıyorsun ama kendinde bilmediğin şeyler söylendiğini fark etmiş oluyorsun. Böyle bir faydası var. Dolayısıyla bir kulak dolgunluğu için ve kuru sıkı böyle politik şeylerden, atıp tutmalardan uzak bir yerde, tabii onlara da değineceğiz. Böyle bir yol seçtim. Bilmiyorum nasıl bulursunuz. Üstadımın Tanrı Kulu'ndan Dinlediklerim isimli bir eseri vardır. Bu eserde Efendi Hazretleri'ni, bir nevi Efendi Hazretleri'ni konuşturmuştur. Bir ithaf eserdir. Şimdi Büyük Doğu yayınlarını, gençlik adına Büyük Doğu yayınlarının başında bulunan Mehmet Kısakürek bugün gelememiştir. Ona da telefonda söylemiştim bir vesileyle. Hakim Kul'dan Dinlediklerime çevrilmesi, şimdi Tanrı Kul'undan, Tanrı lafzından kaçındığı için üstad, sonra ismini değiştirecekti, onun sağlığında şey olmadı. Dedim, Hakim Kul'dan Dinlediklerime çevrilirse daha yakışıklı olur dedim. O da şey yaptı, iltifatkar bir şekilde bunu kabul etti. Hakim ismi Allah'ın her şeyi yerli yerince eden, Allah'ın her şeyi yerli yerince eden manasına gelen 99 güzel isminden biri. Allah sevgilisinin isimlerinden biri. Ve hakim lügatta hikmetle muttasıf olan, mevcudatın hakikatine vakıf olan, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan tabip ve hekim. Bu hekim meselesine bilhassa dikkat edin. Çünkü adli tıp diye bir proje veya tabii proje diyebiliriz ama katılanlarla o doğrudan doğruya proje olur. Proje taslağı diyelim. Mezuna geçecek. Şimdi bunlar ne demek derseniz yani ilgili bunları ilk defa duyan arkadaşlar için söyleyeyim. Allah'ın hakim ismi her şeyi yerli yerince eden diyoruz. Şimdi varlık bildirebilme ile mümkün. Varlık bildirebilme ile mümkün. Şimdi daha önce söylediğim gibi mutlak olarak alınan, neticede her fikir bir peşin fikirle başlar. Burada da bir yanlışlık var. Şimdi peşin fikir deyince adam diyor ki peşin fikirli olmamak lazım falan. Ya peşin fikir o değil ki. Ben burada bunu fikir içinde bir yere oturtturarak kullandığımız bir mesele bizim. Peşin fikirle başlamak. Şimdi diyelim 18 yaşında bir delikanlı komünist oluyor, Müslüman oluyor. Ömrün, sakın o komünist oluyor diye şey olsun, misal kolay oluyor diye veriyorum. Şimdi bu 18 yaşından bilmem 60 yaşına kadar öğrenerek geliyor değil mi bunu? Öğrenerek geliyor. Şimdi bu 60'ında komünist olması gerekirken bu öğrendiklerinden dolayı bu peşin olarak bir komünist oluyor. Sonra öğrendikleri bunu destekliyor, desteklemiyor. Destekliyor ise ondan sonra neticede bu da bunun gelişmesi oluyor. Şimdi bütün bu eserleri okuyarak başlamadın ki sen bu mevzuya.
Şimdi her fikir peşin fikirle başlar. Mesela ruh nedir bilmiyorsun. Madde nedir, maddeyi de bilmiyorsun. Madde nitekim gittikçe elden kayan bir şey olmaya başladı. Değil mi? Madde, kuantum teorisi elden gittikçe kayan bir şey olmaya başladı. Yani sen bir yerden başlıyorsun, hakikat maddede yatıyor diyorsun. Şu basbeya gördüğün reel maddeden başlayarak bunun inceliğine doğru gidiyorsun. Şimdi bunun inceliğine doğru gittiğin zaman işte bir sürü şey giriyor şimdi içine. Şu seviyesinin her değişimde gerçeklik seviyesinin değişmesi, hürriyetler alanı diyorsun. Hürriyetler alanı dediğine göre mesela bu taraftan gördüğü için hakikati böyle ifade ediyor. Bu taraftan gördüğü için böyle ifade ediyor. Tutuyorsun saklı düzen gibi fiziki olmayan kavramlar kullanmak zorunda kalıyorsun. Şimdi saklı düzen dediğin senin buradaki hareketlerini fiziğe göre taşkın fikir. Şimdi o fikri doğrulayıcı olarak fiziği yürütmek için kullanıyorsun. Şeyleri anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Meseleleri anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Şimdi evet. Allah'ı konuşmuyor dedik. Şimdi biz insanız ve bunu herkes de kabul eder. Biz faaliyet içinde faaliyetle zenginleşiriz. Duygu, düşünce ve iradi faaliyet halinde hür seçimlerimizde duygu, düşünce ve iradi faaliyetler halinde hayatımızı yürütüyoruz. Fikri, fiziki, bedeni, şudur budur falan yürütüyoruz. Şimdi sen netice olarak ne yaparsan yap mutlakı izah edemezsin. Çünkü kendin mutlak değilsin. Mutlakı izah edemezsin. Mutlakı izah edemediğine göre mutlak bir kabul işidir. Mutlak diye bir şeyi kabul ediyorsun. Ondan sonra fikrini onun ispatına veriyorsun. Fakat bir söz söyledim. Ben dedim ki onların mutlakları konuşmuyor dedim. Varlık bildirebilme ile ilgili. Şimdi burada hürriyete esaretten sonra hürriyettir. Bu böyle bir edebi laf, tekerleme falan gibi zannediliyor. Aslında Müslüman için alalım lafı. Şimdi hürriyet hakikate esir olmak adına yaratılmıştır. Hürriyetin yaratılış gayesi budur, aslı da budur. Hakikate esaret falan onların üzerinde duracağız. Bunun dışında eğer şey değilseniz, Müslüman değilseniz siz esir olunacak hakikati ortaya koyun. Şimdi hakikatte esaretin anlamı şudur. Mutlakta tahditten kalkarsın, takipten kalkarsın mutlaka bağlandığın zaman, mutlaka eriştiğin zaman tahditten, takipten kalkarsın, kısıntıdan kalkarsın. İşte her şeye muktedirlik gibi bir şey doğar ortaya. Yani hürriyet, gerçek hürriyet budur. Yani hakikate esaretten sonra hürriyettir. Ve biz Müslüman olarak bir tek bizim şeyimiz konuşan, mutlakımız konuşuyor. İşte Allah'ın kitabı diyoruz, Allah'ın Resulü'nün onu anlayışı diyoruz. Ondan sonra biz de hür irademizle iman olarak buna bağlanıyoruz. Ondan sonra da onun doğrulayıcısı oluyoruz, olamıyoruz. O not verilir iş, o ayrı mesele. Fakat şu var, bu ancak not da iman bahsi dışında çıkanlar için konuşulur. Yani mesela sen bize koca Kore imanı lazım. Bize değil de hadistir tabi. Size koca karı imanı lazım. Şimdi o koca karı imanı dediğin lafızda mesela doğrudan doğruya ilmin gayesi olan bir yer vardır. Yani ilmin gayesi belki oraya ermektir. O şöyle veya böyle bir nasip olarak ona ermiş. Yani şuna demek istiyorum. Eğer fikir babında bir takım şeyler söyleyeceksen, fikir babında söyleyeceğin şeyler de hadisler, ayetler kartpostal gibi kullanılmaz. Yani mesela burada Bismillah dedin, Bismillah'la başladın, bundan dolayı bu konuşma Müslüman olmuş değil. Burası abuk subuk, böyle şey olmaz. Bismillah filan da deme. Çünkü bu burada abuk subuk. Tevfik Allah'tandır. Sen yani Allah'tan tevfik bekleyecek falan bir şey yapmıyorsun ki, ne tevfik Allah'tandır. Yani kavramları harcamayalım anlamında söylüyorum bunu. Şimdi mesele şundan ibarettir. Biz beşeriz.
izafi, biz mutlaka göre izafiyiz. Hareketlerimizde, faaliyetlerimizde, duygu düşüncemizde, irademizde ve içinde bulunduğumuz alemde, kainatta her şey. Biz burada neticede izafiyiz. Şimdi burada mesele şudur. İzafi mi mutlaka bağlanır, mutlak mı izafiye bağlanır? Anlatabiliyorum değil mi? Mutlağı mı izafiye bağlayacaksın, izafiyi mi mutlağa bağlayacaksın? Gayet tabii izafi mutlaka bağlanır. Şimdi dolayısıyla şöyle bir hadise, burada bizim konuşanımızdan başka kendini bildirebilen başka bir şey yok. Öbürlerine gelince, şimdi mutlak fikrin kurulamazlığını söyledik. Yani ben bir insana 1 milyon sene versem, bu 1 milyon sene hep hayatı ilimle geçmiş olsa, şu anda ölmüş olsa o, şu anda ölmüş olsa hayat daha devam ediyor. Daha katılan ilim olarak, bilgi olarak katılan şeyler var hayatımıza. Şimdi burada da başka bir mesele var, ona da gireriz sonra. Ayrı hadisedir ama herkesin anlayabileceği ölçüler içine konuşuyorum bunu. Yani mutlak fikri ortaya koymak mümkün değildir. Buna mutlak metot demek de mümkün değildir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şuur seviyesinin her değişmesine gerçeklik seviyesi de değişiyor. Mesela şimdi ben diyelim kayada yürüyorum. Ben hiç su görmemiş bir insanım. Şimdi ben burada kayada yürüyorum. Sonra geliyorum toprakta yürüyorum. Aa, burası yumuşak. Burada yürüyordum, burada da yürüyorum. O mantıkla da suya giriyorum, batıyorum. Şimdi oranın gerçekliği başka. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hakikat şuur seviyesinin her değişmesinde hakikatin seviyesi de değişir. Hakikatin seviyesinin her değişimde şuur seviyesi de değişir. Bir şey gerektir ki bütün bunları her safhada içine alabilici olsun. Tekamülün zaten anlamı budur aslında. Yani bu anlamda da mesela küfür lügatta hakikati örtmek demektir. Yalnız manalara dikkat edin. Tabii manalara dikkat edin. Küfür hakikati örtmek demektir. Ben şimdi bir an sonraki tekamülüme nazaran benim geride kalmış halim bu bir an sonra olduğum hakikati örtendi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın burada tekamül hadisesinde iki halde İslam'a uygun ama. Yani ben biraz önce de Müslümandım, şimdi de Müslümanım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle oluyor, insan düşüncesinin verdiği her şey neticede insanla ilgilidir dedik. Şimdi milliyetçiliğin bir hakikati var. Değil mi? Kavmini sevmekle kınanamaz. Nitekim, bak şimdi başka bir yerden bağlayacağım meseleyi. Kavmini sevmekle kınanamazsın. Fakat insanlar devrimci gençlerden bahsediyorum. Yurtsever falan filan bu tip şeylerde çok heyecanlanıyorlar. Ondan sonra dış sömürüye karşı savaşlarını da işte yurtseverlik falan, yurtseverlik vatansever arasında ne fark var? Yani yurtsever yapmakla, halbuki öyle bir şey hareket yok ki. Şimdi mevzu şundan ibaret. Sen şimdi bütün halkların, malkların falan filan diyordun ama nedense şuradaki halklar için burada kalkmış filan değilsin. Ama buraya da olunca birdenbire şey yapıverdi. Bunu inkar edemezsin ki, bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Yani bizim fıtratımızda olan bir şey. Bu bize ait bir mekanı korumak bizim fıtratımızda olan bir şey. Şimdi burada buna yurtsever adımını takman şey yapmıyor. Veyahut da halkların kendi kaderlerini tayini. Halklar kendi kaderini tayin etti. Biri mesela Hitler gibi birini seçti. Yani ne demek istiyorsun sen? Şimdi biraz önce o hürriyet bahsinde söyledim. Şimdi ister halk şeyde, halk idaresi de, ister millet iradesi de, idare eden ve idare edilen ayrımı vardır. Söz konusu olan bu idare eden, idare edilen ayrımında hangi metot olmalıdır? Bu laf kurtarmıyor bunu. Çünkü bugün mesela hakimiyet milletindir diyorsun. Tabii bunu kanun suçu işlemek için söylemiyorum da espri olarak alıp hakimiyet milletindir diyorsun. Şimdi hakimiyet şeyde geziyor. Eminönü'nde geziyor. Ayağı çıplak. Şimdi bu palavraları bırakalım. Hakimiyet milletindir falan. Böyle bir şey yok. Şimdi ben o zaman şöyle söylüyorum. Böyle söylüyorum. Bak bunlar yalnız mücerret, dediğim gibi kuantum fizik bilmem ne dedim falan filan.
Ya bir şey söylerken dağılmayayım diye birinin de aklında tutması lazım bana. Şimdi Büyük Doğu ideolojisinde şöyle bir hadise vardır. Halk şurası, bu halk şurası isterse devlet başkanı olsun, herkes hakkında iddiada bulunabilir, bir şartta iddiasını ispat şartıyla. Yani onda susturma, musturma bilmem ne, arkasında basın vardı yoktu filan diye böyle bir şey yok. Her sene görmüş olduğu aksaklığı duyurmak üzere ve bu insan bunu duyurmakla da bir insani mesuliyetini yerine getirmiş oluyor. Bütün topluluğa faydası olan bir insan. Çünkü oradaki filancanın aksaklığını ifade ediyor. Bu şimdi dolayısıyla bizim fikrimizi de tabii böyle şeyler olmadan, sistemi, rejimi olmadan şey olmaz, müesseseleri olmaz ama hani biz de ona benzetelim, halk şurası gibi. Tamam mı? Halk şurası gibi olunca hem halk adına konuşuyoruz hem de halkı idare edenlere nasıl idare etmelerine dair idare edilen olarak bir şeyler duyurmaya çalışıyoruz. O şekilde olun. Şimdi beni idare ederken senin verdiğin, bak bedahatler başkadır, onu demiyorum. Mantık olarak diyorum. Beni idare ederken benim için ister cezai olsun, ister hayatın diğer şeyleri olsun, diğer yönleri olsun, bütün düzenlemelerin hepsi oradaki 3-5 tane insanın şeyidir, düzenlemesidir. Şimdi işte temsil memsil diyorsun, sen ne dersen de temsil memsil filan, bunlar laf. Öyle temsil diye bakacaksan padişah da temsil, kral da temsil, ondan sonra diktatör de temsil. Neticede halk olmadan diktatör olmaz ki, o da temsil. Bunlar bir laf. Ha, bunların içinde tabii makulü vardır. Hani bu daha iyisi, bu daha iyisi falanı vardır. Fakat şimdi ben diyorum ki beni idare ederken, bana görev verirken, benden bir şey talep ederken, beni idare ederken neye dayanıyorsun diyorum. Bana bir şey söyle ki ikiniz arasında ortak bir şey olsun o. Şimdi o ortak bir şey işte doğrudan doğruya Müslüman için ister idare et ister idare edil, orada Allah ve Resulü'nün hükümleridir. Bu belli. Şimdi hiçbir düşünce kendi mutlakını getiremediği için, kendi de beşer ürünü bir eser olduğu için, şimdi orada başa geçtiği anda da gene idare etme hakkına değil aslında. Yani milliyetçi olmuş, bilmem ne olmuş falan filan, bunların hiçbiri onları kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada mesela en güzel rejim demokrasi diyorsun. Bilmiyorum, biraz çatallı mı çıkmaya başladı sesim ama. Şimdi şöyle bir hadise var. Diyelim ben mesela şu kadar parti var. İşte en çok hangi parti alırsa o başı geçecek mesela. Diyelim bir parti %25'ini almış. Şimdi şu toplumun %75'i bunu istemiyor. Bu idare ediyor. Şimdi çoğunluk idaresi falan diyorsun. Hangi çoğunluğun iradesi? Bir de bu seçme kurallarını kim koyuyor? Seçme kurallarını ben koymuyorum ki. O bana diyor şu kurallar içinde seçim yapacaksın diyor. Ben de sana diyorum ki o kurallar içinde seçim yaparken, seçim yapacaksın derken sen bu kuralları nereden çıkardın diyorum. Neticede bu her şeyde lidere giden bir hadisedir, gruba giden bir hadisedir filan. Ondan sonra bunun pratiğe geçirilmesi babında bir kemiyet bir yerde gelir. Mesela meclis dersin ona, bilmem ne dersin filan. Şimdi burada idare eden edilen ayrımında buna çok dikkat edin. İslam'dan başka şeyin önünde, Allah'ın önünde padişah da birdir, kul da birdir. Ve şeriat önünde padişah da birdir, kul da bir, kul dedim yani idare edilen de birdir. Burada padişah deyince hemen padişahlığı istiyor filan gibi böyle ucuz şeyler yapılmasın diye söylüyorum. Misal veriyor padişah. Şimdi mevzu padişahlık filan değil. Ben muhakemeden, mantıktan bahsediyorum. Şimdi burada güzel mesela halkçılık mücadelesi falan filan diyorsun. Şimdi halkçılık mücadelesi diyorsun. Bu sana ait bir şey oluyor. Sen gene bu halkla kavga edeceksin. Yani adı halk demekle halklar kavga etmez. Şimdi ben insanım, sen de insanısın. İkimize de insan dendiği için biz kavga etmeyeceğiz filan diye böyle bir şey yok ki. Halk, bir lafta da ibaret halktan. Şimdi kavramların suyunu çıkarın diyorum. Halktan ne kastediyorsun, milletten ne kastediyorsun, liderden ne kastediyorsun? Bir olmadan iki olmaz mesela. Misal söylüyorum. Şimdi bir olmadan iki olmaz. Şimdi
adam basın yoluyla bilmem neyle işte mesela çeşitli bütün şeyden bahsediyorum. Şimdi adam mesela basın yoluyla bilmem ne yolları çeşitli teşkilatlar yoluyla yönlendiriliyor. Yönlendirildikten sonra bu yönlendirmeyi en iyi kim yaparsa o seçiliyor. Yani halk böyle kalkıp da düşünmüş taşınmış da ya şöyle biri olsun, aa ne tesadüf bu insanlar bu fikirde falan diye bir şey yok ki. Oraya konulan bir şey var. Bu konulan şey de diyor ki şu kurallar içinde seçersin diyor. Dikkat edin, Komünist Parti kurulsun. Niye Komünist Parti kurulsun? Çünkü zaten o iktidara gelemezmiş. Böyle demokrasi mi olur madem demokrasi, fikir hürriyeti falan filan diyorsun. Yani şimdi adam iktidara gelemeyecek diye şey veriyorsun adama. Böyle saçma şey olabilir mi? Ondan sonra dön Müslüman'a diyor ki dinini yaşasın diyor. Kimse onun diyor dinine, zaten dinine karışamazsın ki, o kalpte olan bir şey. Yani sen benim imanıma zaten hiçbir düşüncenin karışabilmesi mümkün değil. Senin karıştığın şey, ben bunun, bu düşüncenin bütünü ne diyorsa bu düşünceyi reel hayata getirmek istiyorum. Ha şimdi o zaman şöyle oluyor. Reel, biz de diyoruz ki düşüncesini reel hale getirmek isteyenler kendi mutlaklarını ortaya koysunlar. Önce bir fikir şeyi olsun diyorum. Yani dövüşenler dövüşüyor zaten diyorum. Dövüşmeyenler en azından kendi dövüşenlerine ne beslemek için olsun, böyle bir şey yapsın diyorum. Şimdi burada öyle olmuyor. Bir burada dövüşenler var. Bir de burada kitabi yorum var. Şimdi bunlarla bunun arasında bir irtibat yok. Anlatabiliyor muyum? Yani dövüşebilmenin de şeylerine, şartlarına değiliz. Kimsenin imanına karışmıyoruz. Karışmak haddim değil ki, sen benim şimdi imanıma nasıl karışacaksın? Bu benim içimde olan bir şey. Mevzu o değil. Ondan sonra da şu komiklik. Aa demokrasi de ne güzel. Herkes kendi istediğini yapabiliyor. Nasıl istediğini yapabiliyor? Sen gayet tabii olarak diyorsun ki burada meyhane olmalı. Ben de hayır diyorum, burada cami olmalı. Bu ikisi de bir ihtiyaçtır. O onun ihtiyacıdır, bu da onun ihtiyacı. Nasıl ikisi de istediğini yapabilsin? Hayat öyle değil ki. Ondan sonra şu var. Şimdi bizim üstadın verdiği böyle güzel misaller vardır. Şimdi bir hastanede doktor hastasına soruyor mu? Seni nasıl keseyim, nasıl ameliyat edeyim diye. Hasta ona teslimdir, bitti. Veyahut bir orduda komutan askerlere, ey askerler size ne emir vermemi istiyorsunuz diye soruyor mu? Bu böyle bir nizam. Şimdi buradan dön reel hayatta, mesela üniversite hayatına gir. Şimdi bu türlü olsa zaten hoca talebe falan diye bir şey olmaz ki. Hani hoca, doçent, asistan falan, neyse. Yani bu sıra olmaz ki zaten. Bir yerde veya çocuk. Peki niye mesela kendini koyuyorsun da çocuğu koymuyorsun burada? Çocuk da bir canlı varlık. Onun da düşüncesi var. Bak maşallah. Balonu ne güzel salladı. Çok da güzel bir şey yaptı filan. Şimdi onun da bir aklı var. Şimdi sen diyorsun ki o şeyi aklı ermiyor. Ha aklı ermiyor deyince senin de bak şu meseleye aklın ermiyor. Şimdi bir tane şarkıcı ismini vermiyorum. Urfa'dan bunu milletvekili adayı koyuyorsun. Bir de diyelim Einstein'ı milletvekili adayı koyuyorsun. Şimdi Einstein orada 3 tane rey bile almaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bazı şeyler vardı. Bazı şeyler vardır, halka sorulmaz. Halka sorulacak şeyler de vardır. Bak bunlar ayrı ayrı şeyler. Şimdi ben mesela ameliyat yaparken hastaya sormuyorum. Nasıl keseyim, ne bir, o benim işim zaten. Sormuyorum, şuraya yat diyorum, şöyle dur diyorum, şöyle yap diyorum. Fakat mesela ona soruyorum, ameliyat olmak istiyor musun diye. Değil mi? Yani sorulacak şeyler vardır, sorulmayacak şeyler vardır. Şimdi bunu bir pratik hayattan bir şey yapayım. Ben şimdi bunun böyle muhtelif, mesela bunların içinde PKK'lısı da var. Ona gayet tabi hapishaneye girenler olarak hepsi var. PKK'lısı da var, ülkücüsü de var. Veyahut işte o daha Atatürkçüsü de var. Yani netice olarak bir ortalama herkesin bir tutunduğu bir şey var. Şimdi onların içinde böyle konuşurken iş böyle bir yere geliyor. Mesela diyorum, ben diyorum jeoloji bilmiyorum. Şimdi jeoloji bilmediğim için diyorum, jeolojiyle ilgili bir şey de diyorum, bana sorulur mu diyorum. Sorulmaz diyor.
İşte diyorum aynı onun gibi. Şimdi idare edilen elden ayrımında, şimdi bunlar iktisat var, siyaset var, hani beylik şeyler halinde söylüyorum. Şu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Şimdi sen bunların hiçbirini bilmeden şu idare etsin. Yani şimdi buna nasıl reverizi? Orada herkes bozuluyor. Yani şimdi tuhaf tarafı şu. Şimdi sen cezaevine düşmüşsün. Bir taraftan da hayret bir şey. Orada şeyi o yönetimi tayin edenmişin gibi yapıyorsun seni. Ha bakın demokrasinin yeri var. Onu bak şey olarak söyleyeyim. İşte demokrasinin tam yeri bizim şu anda konuştuğumuz gibidir. Demokrasi hedef değildir. Hedef değildir. Gayeyi götüren bir yoldur. Bu da nedir? Burada güzelce hesaplaşacağız. Güzelce hesaplaşacağız. Herkes neyi var neyi yok dökecek. Öyle uydurma laflarla demokrasiden daha güzeli yoktu bilmem neydi falan bunları bırakın. Bu şey, herkes kendini reel olarak ortaya koyacak. Ondan sonra bunların kapışmasının her çeşidi. Fikri, fiili bilmem ne her neyse. Çünkü mutlak bunlardan biri olacak şeye geçen. Ondan sonra bunların bak şimdi burada ne oldu? Demokrasi oraya giden şey oldu. Gaye oldu. Hedefe giden gaye oldu. Şimdi halik demokrasi çizdik. Mesela Müslümanlara şimdi şunu verelim. Verelim ama bunlar şu partiye verirler. Ondan vermeyelim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun gibi böyle saçma sapan şeyler reel hayatla ilgisi olmayan. Reel hayatla ilgisi olmayan. Anlatabiliyor muyum? Bakın şimdi neyse onları da söylemeyeyim hadi şey yanlış anlaşılabilir de adam hemşireye karşı dine karşı mesela diyelim dine karşı evinde peki ya dine karşısın sen şu teşkilatın bilmiyorum 500 600 1700 bin üyesi var şimdi bu kadar adam da maaş alıyor şimdi senin dediğin gözle senin baktığın gözle bu adam yatıyor kalkıyor senin gibi üretime bir katkısı yok ki bu adamın peki sen niye bunu şey yapmıyorsun? Bu işe el atmıyorsun. Şundan dolayı el atmıyorsun. Çünkü bunlara el atarsak bu kesimden hiç şey vermez. Veyahut bu kesim birdenbire o öbür partiye çalışır ve kendi şeylerine daha uygun bir şey getirir filan. Ya bunların hiçbirinin reel hayatta bir şey yok ki. Senin fikrinde bu adam bir şey üretmiyor. Tamam üretmediğine göre gayet tabii 700 bin kişi az değil ki. Değil mi? Şimdi fikir samimiyeti nerede? Şimdi aranızda bilmiyorum var mı da şimdi bir latife tonunda söyleyebilirim. Gericiliğin ana kitabı Nietzsche. Ya şimdi ne demek bu? Yani hakikaten varsa şöyle özellikle de beni cımbızlamaya gelmiş arkadaşlardan biri varsa yani şu gericiliğin ana kitabı Nietzsche ne demek? Ben sadece bana anlattılar kapağını da onu söylüyorum. Yani şimdi ne demek bu? Ama sen Nietzsche'yi bırak, sen kendini anlat ya. Ha bak orada da çok şey var, bak bu ne kadar kendimize güveniyoruz biz. Şimdi benim bir sözüm var, ben dedim ki bir zaman gelecek dedim, Marx'ın kitaplarını da biz basacağız dedim. Bak bu bir, hani bugün özgüven falan diyorlar. Yani bu nefse güvenin neticesidir neticede. Çünkü bakın dikkat edin, herkesime bir şeyler söylemiş oluyorum. Şimdi adam solcuydu, Müslüman oldu, cepleri bomboş gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi solun da itibarı militan faaliyetlerden dolayı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Buraya geldiğin zaman da hani bu militan Müslümanların gariban döneminden bahsediyorum. Müslümanların arasında da hani militan taraftan geldi diye itibar görüyor. Ya sen o taraftan geldin bir şeyler anlat. Yani Müslüman olduğuna göre değil mi? Oradan ceplerin dolu geldi. Şimdi bak onun için diyoruz ki herkes tekamül etsin diyoruz. Çünkü biz birbirimizi nefy ederken bile, değil mi? Birbirimizi nefy ederken bile birbirimizden bir şeyler alıyoruz. Değil mi? Neticede. Ben mesela şimdi bana saldıran ineği kestim yedim. Faydalısı vücuduma gerisini ifraz. Tamam? Bak bir taraftan benim ineğe karşı bir şeyim var. Bir taraftan da böyle bir faydam var. Bunun gibi insanın düşmanından bile öğreneceği bir şey vardır. Düşmanından bile öğreneceği bir şey vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda şimdi gene sola bir atıfta yapayım. Şimdi solun bilmem işte Sovyetlerin çöküşü filan, Sovyetlerin çöküşü filan halkın aklı gözündedir. Şimdi Sovyetlerin çöküşü doğrudan doğruya şeyin Marksizmin
siyasi görüntüdeki çöküşüdür. Fikirde bunun çöküşü 50 sene 60 sene önce anlatılmıştır zaten. Yani fikir bazında. Anlatabiliyor muyum? Ortada Marksizm yok. Marksizm adına bir siyaset var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Marksizm adına bir siyaset var. Biz bunu söylüyoruz. Bak şimdi Marksizm var. Marksizm adına bunu temsil etmez diyoruz. Şimdi geliyoruz yurdumuza. İşte filancı mesela ortanın solu, ortanın biraz daha kıyısı veya sol filan. Mesela böyle bir şeyler var filan. Şimdi adam en olmadık birini Müslümanlardan şey olarak gösteriyor böyle. O temsil eder gösteriyor dişine göre. Anlatabiliyor muyum? Temsil eder gösteriyor. Ya dedim ben Türkiye'de dedim parti liderlerini bile yani en koyu zamanındayım. Bak şimdi rahmetli oldu veya bir rahmetli olmuştur diye temenni edelim diyelim. Çünkü son nefesini bilmeyiz. Şimdi mesela Ecevit o zaman solu da aynı zamanda militan solu kıran bir adamdır da. Pörsütlü anlamında söylüyorum. Hani böyle eleştirileri de var. Onlar ayrı hadiselerdir. Mesela şimdi Ecevit diyor ki anahtarı çevirince kapı açılacak olduktan sonra şiddete lüzum yok diyor. Bu doğru bir laf. Ama şimdi anahtarı çevirip içeri girdikten sonra şimdi içeri girdin de içeride ne döşeyeceğini bilmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Orada iktidara gelmen sonunda olmuş oldu. Ve bütün solun emeğini kendine bağlamış olarak kendinle birlikte solu da gömmüş oldu filan. Şimdi onlara girmiyorum. Bunlar yani girmiyorum değil, girmiş de oldum da şunu demek istiyorum. Şimdi Ecevit'in o devrimci olduğu zamanda bile ben mesela Ecevit'le ölçmedim devrimciliği. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani devrimciliği onunla ölçmedim. Şimdi biz de adam diyorum her taraf kendine olsa neticede bu nefler şunlar bunlar neticede Roger Grody gibi dönüşler de olacaktır bilmem ne de olacaktır ama şimdi adam gelirken cepleri dolu gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Cepleri dolu gelmiş. Şimdi bu manada da zaten ben fikir faaliyeti bekliyorum. Şimdi şeylere dönelim, ürkücülere dönelim. Şimdi bunlar mesela bir takım şeylerde refleks gösterirken haklıdırlar. Yani buyur gel sen otur diyecek halleri yoktu. Gayet tabii refleks gösterirken haklıdırlar. Ama şimdi işin tuhafı şu, şimdi bunlar bunlarla çatıştırdılar. Şu kadar burada öldü, bu kadar burada öldü. Bunlar cezaevine düştüler. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi sen gitmişsin polise yardım ideolojisi diye bir ideoloji olabilir mi? İdeoloji olabilir mi diyorum ama dikkat edin. Politika olur, ideoloji olur mu? Söylediği hiçbir şey yok. Ben diyor polise yardım ediyorum. Ya polisin görevi polistir, askerin bu görevi polistir. Ha bunlar yetmedi. Seni de takip ettiğin bir politika var. Bu politikayla onlarla paralellik kurdun. Böyle bir şey. Şimdi sen paralellik kurdun falan bir şey yok ki. Şimdi bir hadise anlattılar. İsminden bahsetmeyeceğim. Adana'da gitmişler. 3-5 kuruş şeylere, cezaevindekilere yardım falan gibi. Bir şey mi söylüyorsun? Böyle hareketlerinden çok şey yapıyorum. Böyle sanki bir şey söyleyecekmiş. Şimdi gitmişler demişler ki çok zengin, Türkiye'nin en zengin iş adamı. Şimdi gitmişler demişler ki birkaç kuruş bir yardım topluyoruz bu içeridekiler. Ya demiş siz demiş niye böyle saçma sapan işte biz demiş gerektiği tedbiri alırız. Siz niye yoruluyorsunuz demiş. Şimdi ne yoruluyorsun ne iş sanki spor faaliyeti. Şimdi burada iki taraf birbiriyle dövüşüyor, öldürüyor, öldürüyor bilmem ne filan. Şimdi bu adam içeri giriyor. Sen bu hani darbeden sonra başa geçenler geçsin diye ölmedin değil mi bunlarla düşünürken? Şimdi onun için geçmedin de. Şimdi bunlara karşı olmaktan başka fikir olarak getirdiğin bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Halbuki fikir olarak getireceğin o kadar çok şey var ki. Anlatabiliyor muyum? Mesela şeylerin Almanların en kötü zamanında çıktı Hitler. Almanların en kötü zamanında çıktı. Ve Alman hani tarihi boyunca bu kadar zulüm görmüş diyelim. İşte o kilise şeylerinden bilmem nelerden, iç savaşlardan bilmem nelerden şu kadar batmış bir millet. Şimdi Nietzsche orada böyle onlara sanayi hamleleri, iş yerleri bilmem neleri vaat ederek girmedi ki. Ruhun köklerine girdi. Bu milletin geldiği köklere doğru indi. O köklerden çıkardı, ritleri kullandı ve psikolojik bir başarıyla bu işe girdi. Şimdi burada mesela
O Hitler'in bütün o yıldırım orduları, bilmem ne diyorsun, o yıldırım orduları neticede o psikolojinin eseridir. Anlatabiliyor muyum? Ve bir topyekün milleti bu türlü, tabii millet de o millet, topyekün milletin bu türlü lideriyle birleştiği, buluştuğu bir şey, anlatabiliyor muyum? Örnektir. Biz şimdi burada Hitler'i methetmiş olmadık. Ama liderle bu kitlenin bu kadar birbiriyle uyuşabilir olmasından çıkan bizlere bir takım dersler var. Mesela şimdi Hakas Ligatı'nda zannediyorum, tam Yakut'ta diyorlar, bilmem artık. Piregen diye bir kavram var. Piregen, şimdi bu birlikte beraber anlamına geliyor. Fakat şimdi bizim Türkçe gözüyle baktığın zaman piregen, pir anladınız yani pir, piregen olmak. Ondan sonra yani bu mesela misal söylüyorum, bu pire bunlar gen. Şimdi bunun adını da birlik şey birlikte beraber diyor. Şimdi burada şu var. Bir defa şu olmadan bu olmaz, bu olmadan bu olmaz. Şimdi bunlar ucuz politikacı söylemlerine dönüyor. O yüzden söylem lafında matrak olsun diye kullanıyorum zaten. Onlara girmiyorum ama bu böyle liderle şeyin birbirine şey yapmasında şöyle bir hadise var. Lider kitleye verici olan insandır. Bir olmadan iki olmaz. Bak lider şu olsun demiyorum. Bir olmadan iki olmaz. Bütün sayılar birin tekrarından ibarettir. Şimdi burada aynı temi söylediğim gibi bunları toparlayacak olursak hangi kesim olursa olsun artık şeyi söyledim, iddiası olan dediğimiz çapta iddiasını sistem çapında ortaya koyar. Biz koyulmuş bir iddia üzerine konuşuyoruz bunu. Şimdi ortaya koyulmuş olana nispetle herkes bu hali hazıra, hani aydın çağından mesuldür falan diyorlar ya, aydın çağından mesuldür. Biz şimdi hali hazırımızdan mesulüz. Hali hazırımızdan. Sana Türk müsün, Kürt müsün, Tatar mısın, Çerkez misin filan diye sormuyorum ben. Hali hazırdan, hali hazırdayız ve içinde bulunduğumuz mekan Anadolu. Şimdi Anadolu dememin sebebi de şudur. Anadolu'nun çapı daha dar olabilir, daha geniş olabilir. Şimdi Anadolu dememin sebebi şu. Bu tarihi bir realite olduğu için söylüyorum. Şimdi Orta Doğu'yu edecek olan Anadolu'dur. Anadolu merkezli bir fikirdir. Bunun hem tarihi şartları buradadır, hem tarihi şartları buradadır, hem insan vasfı olarak şeyi daha işlektir. Mesela Batı şeyine, Batı'nın bir takım ilimlerine aşina olmadığını söylüyorum. Daha aşinadır. Ve tarihte bunun pratiğini de 600 senede göstermiştir. Şimdi bunu söylerken ben sakın Osmanlı'yı idealize ediyorum falan diye gelmesin. Ama Osmanlı ileriye ve geriye gidişte birim olmalıdır. Ha şurada da şöyle bir hadise var. Solcuların mesela internasyoneli vardı. İnternasyonel vardı. Sovyetler'de yayılıyor filan biliyorsunuz işte yani şey oluyor falan filan. Hepsi için demiyorum solun tabii yani genel şey olarak söylüyorum. İşte Osmanlı internasyonel. Şimdi Osmanlı'ya internasyonel diyeceğine şimdi mesela Osmanlı lafzı çıktı mı Atatürk'ün yurtseverliği falan diye girişiyor. Şimdi adamı kanun önüne çarptırmak gibi bir şey. Adamı orada o türlü. Şimdi ben bir solcuya söylemiştim. O bunu çok güzel karşılamıştı. Dedim ki işin garip tarafı şu ya. Siz dedim bu düzene karşı çıkıyorsunuz. Sonra bu düzenin dedim Müslümanlar için üretmiş olduğu karikatürize edilmiş tiple dedim Müslüman'ı anlıyorsunuz veya Müslüman bu demek istiyorsun zannetti. Bu demektir zannettirmeye çalışıyorsun. Bu kadar ucuzcu olmayın dedim. Şimdi bana yılbaşında o tutuklandığımdan önceki yılbaşında bir şey geldi. Televizyon muhabiri benimle konuşmak istiyormuş. Röportaj. Şimdi ben yılbaşına karşı mıymışım değilmişim. Ya şimdi bu soru bana sorulacak soru değil ki. Ama şimdi tabii abilerinden gördü. Şimdi gazetecilere teşekkür ettim. O ayrı mesele ama tabii ufak tefek böyle şeylerimiz de olacak. Şimdi abilerinden gördüğü şey. Şimdi orada hemen mesela ben hayır diyeceğim. Yılbaşıya hayır dedi. Benim de bir mesela bir tuhaf resmimi de koyacak bilmem ne falan.
Ya şimdi sen gericilikle mücadele böyle olmaz ki. Sen yani bir Marksist olarak beni böyle hani halkı bilinçlendirme falan diyor. Sen bilinçlendirmen hep halk taş atsın gibi. O taş atarken de sen yorulara girmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen şuurunu yedirmeden şu topluma, şimdi şuradan anlatılanlar böyle yansıya 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 neticede şu insanların günlük hayatında şarkı olacak, türkü olacak, eğitim olacak, radyo olacak, televizyon olacak, kitap olacak, resim olacak, değil mi? Yani her şeyi kullandığı bir şey halinde olacak ve neticede bu insanların benimsediği bir şey olacak. Sen şimdi insanların benimsediği bir şey koymuyorsun ki ortaya. Dolayısıyla o dediğim gibi buraya gelen de boş, cepleri boş olarak gelmiş oldu. Yani onu da söylemiş oluyorum vesileyle. Şimdi diyorum ki bakın tecrübe yani tecrübe mesela başka bir şeyinden bahsedeyim şimdi. Mesela bugün bunu açık yüreklilikle ben söylüyorum. Bugün hani işte emperyalizm, işte efendime söyleyeyim sistem, rejim vesaire biz bunları soldan öğrendik. Anlatabiliyor muyum? Bakın söylüyorum. Bak soldan öğrendik. Şimdi dünyada gelen bu felsefeler içinde en kapsamlı olanı da yani her şeye cevap verme niyetinde olan da budur. Şimdi cevap verme niyetinde olmak başkadır. Cevap verebilmek başkadır. Bu kadar kapsamlı görüldüğü için de çöktüğü de ayrı bir bahistir. Bak onlara girmiyorum. Tamam mı? Ama sistem, rejim bilmem ne filan buradan öğrenilmiştir. Ha bu buradan şöyle bir örnek teşkil etmeli bize. Şimdi geçmişte hangi fikre şu anda nereye mensup olursan ol. Bunlar fikirciliği fikri harekete geçirmek için. Tabii bizim söylediğimizde böyle hemen iki dükkan bile bitişirken biliyorsunuz bitişemiyor. İki kardeş bile anlaşamıyor filan. Mevzu o değil. Bu hali hazıra geçmişte bütün olanlar da tecrübe verisi olarak katılacak. Yani şunlar faydalı oldu. Faydalı olduğu için hali hazıra katkıdır. Şunlar olmamıştır. Bunlar da olmamışlar faslından tecrübe edildiği için damgalanmıştır. Gene bu anlamda gene faydalıdır. Bu manada herkesin kendini bağlayacağı bir vahidi kıyas. Herkesin kendini bağlayacağı vahidi kıyas derken biraz sanki böyle aslan şahsiyet anlamında söylüyorum, fikir anlamında söylemiyorum. Fikirde aslan payı zaten bizdedir. Biz Müslümanız ve bugün dünyanın da başka başka bir şansı da yoktur. Nitekim yani bunun her planda şeyi gözükebilir. Şimdi mesele şundan ibaret. Mesela bugün sadece burada misal söylüyorum Marx dedik misal veya Engels dedik, Hegel dedik misal. Bunları söylüyorum. Şimdi bunlar felsefeci. Dolayısıyla o felsefecilere nispetle şöyle bir kalabalık filan. Şimdi Einstein'ın hiç öyle bir kalabalığı yok. Şimdi Einstein'ın hiç kalabalığı yok ama Einstein'ın hiç o kıymetteki adamlardan hiçbir eksiği de yok, fazlası var. Anlatabiliyor muyum? Bunu da bir psikolojik doz gibi söylüyorum. Sanki hani bütün marifetleri kendine, ondan sonra biz sen olduğunda kimse sana olmuyor. Bir şöyle bir hadise vardır. Hayatın realitesi de budur. Yani her parça bütün üstüne örtülüdür hayatta. Yani şöyle parça parça tasnif ediyorsun ya. Aslında her parça bütün üstüne örtülüdür. Bu şeyden romancılardan adı aklıma gelmedi. Coisson Ponsfa neydi o şey? Coisson Balzac. Balzac tabii. Balzac şimdi onun güzel bir şey duydum televizyonda şey yaparken diyor ki işte şu vaziyetlerde bir şey olarak ihtiraslı bir genç olarak Paris'e geldi. Tanıdığı yok bilmem ne yok fakat o zengin muhitine de kendim o zamanın şartları kabul ettirmek için çeşitli atraksiyonlar yapan genç bir insan falan filan. Neyse bunu anlatırken bir müddet sonra diyor bir taraftan şeylik yapıyor, ders veriyor diyor. Bir taraftan da diyor işte yazı yazıyor filan diyor. Bir müddet sonra fark etti ki kendisi dünyayı fethedebilir diyor.
ve nitekim de diyor dünyayı fethetti diyor. Şimdi tabir şu bakımdan hoşuma gitti. Dünyanın fethi demek ille şeyler, toplar, gülleler, kılıçlar, bombalar filan demek değil. Herkes aslında insan olarak da, kimse kimseye benzemez. Herkes insan olarak da bu dünyaya yayılan bir genişliktedir. Aslında da yani onun o şeyinde var, bünyesinde var da bunlar örtülü kalmıştır. Anlatabiliyor muyum? O örtülü kalmışlığı açabildiğin kadar tekamül diyorsun, açılmamış olduğu kadar da olmamış diyorsun. Tabii bunu söylediğin zaman bir orada irade meselesi giriyor. İradenin bunu şey yapabilmesi, yüklenebilmesi meselesi giriyor vesaire falan başka mesele. Fakat şunu söylüyorum, yani özellikle genç arkadaşlara söylüyorum bunu. Yani böyle günübirlik fantazi şeylerle günü kurtarma adına falan gibi değil de hakikaten ciddi olarak girdiğiniz zaman yani hepiniz böyle değişik mevzularda inşallah Allah'ın nasip eder hepiniz dünyayı fethe, dünyayı kendi şeyinize fethe namzetsiniz. Evet, şimdi bu çerçevede diyorum ki biz hiç kimsenin hiçbir emeğini zayi etmeyeceği bir sistem sunuyoruz diyorum. Bir sistem sunuyoruz. Şimdi bunun herhalde de takip edenler için daha kolay şey anlaşılmıştır. Burada tabi Bulgarize'de konuşuyoruz, şartlar bu şey, bunlar sadece şeyle olmaz, böyle bu konuş böyle olmaz tabi ama bir ipucu olabilir. Şimdi adli tıp mevzuna geliyorum. Şimdi kainat yani maddi olarak kainat, insan kainatın unsurlarından yaratılmıştır. Kainatın unsurlarından yaratıldı demek, hani kainatta temel dört unsur, tabii onu 40.000'e çıkarırsın, mevzu o değil. Temel dört unsur. Şimdi bu temel dört unsur çeşitli biçimler, çeşitli şeyler bilmem neler falan filan, her neyse geldi bende et oldu. Tamam mı? Şimdi ben neticede bu kainatın şeylerinden mamulüm. Yani unsurlarından mamulüm. Şimdi bu vasfımla ben maddi olarak da kainatı temsil ediyorum. Bunun dışında belki bizi takip edenler görüyordur. Hani o yıldızların bilmem nelerin insan bedenindeki tesiri, çevrecilik falan diyorsunuz ya bugün. Bakın çevre aslında ne kadar geniş. Yıldızlar kadar geniş. Şimdi çevrecilik oradan geliyor. Tabii gayet tabii bizim kapımızın önüne kadar geliyor. Ama çevreciliği de bir mantığa bağlamak lazım. Onu demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çevrecilik de yerde kalmasın. Bir şeylere de alet olmasın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aynı o genç gibi ben bunu da bak samimi ifadeler olarak alın. Bana karşı olanlar da olabilir de samimi olarak ifadeler olarak alın. Ben mesela çevrecilikte bu tür real bir şey görmüyorum da hani o biz bundan memnun değiliz. Ne olması gerektiğini de bilmiyoruz. Ama sizin göreviniz de bu zaten, bunu bulmak diyen genç gibi bir rahatsızlık ifade ediyor o bahaneyle. Bak çevrecilik boş şey demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani onu demek istemiyorum. Bir de çevrecinin bazı enayi tarafları da var. Laf arasında hadi onu da sıkıştırayım. Şimdi adam mesela bu nükleer bilmem neler, hani bunun zararları görülmüş, şeyleri görülmüş. Yani bütün bunlar görülmüş etmiş bilmem ne filan. Ve adam orada diyelim bu nükleere karşı bir şey olmuş. Yeşiller olmuş mesela diyelim, böyle bir şeyler olmuş filan. Şimdi bu buna karşı çıkarken haklı. Tamam mı? Yani şey olarak da bu haklı çıkarken bir de dünyanın şeyliğine de soyunmuş oluyor. Yani burada mesela tamam hepiniz beraberiz ama şurada da yürüyen bir zaptiye var yani. Yani kendine öyle bir misyon, bir şey seçmede var. O da güzel, ona da bir şey demiyorum. Ama şimdi bizim mahkumiyetimiz, misal söylüyorum ha bunu. Şimdi bizim mahkumiyetimiz nükleer olmamasından dolayı, şimdi oradaki nükleerin
hani denizleri kirletmeyin bilmem ne yapmayın filan diye kendi yurdundan başladı ya kavgaya. Şimdi onlar da faydalıyken bizde nükleer kurulmasın diye kavga yapıyor. Şimdi bir taraftan da bunlar emperyalizme karşı. Neyin emperyalizmine karşısın sen? Bak mesela bugün dünyada bunlar hepimizin ortak şeyi derdi olması lazım değil mi? Şimdi burada şu devletin şeyi var da bizde niye yok? İşte evrensel ilkeler filan. İyi tattım da bu evrensel ilkelerin içine bunlar niye girmedi? Öyle değil mi? Yani şimdi bu evrensel ilkeler falan palavrasını da bir tarafa bırakalım. Evrensel ilkeler falan diye bir şey yok. Burada hakim olanın koymuş olduğu kurallar var. Uyarsan uyarsın, uymazsan uydururlar. Bu kuralların da manası budur. Şimdi bunların bak mesela ben bunları başyücelik devletinde de yazdım. Demokrasi diye zorlama diyorum. Ya adam dünyanın öbür tarafından tanklarıyla uçaklarıyla geliyor. Bu adamı demokrat yapacak. Şimdi anladın değil mi? Şimdi yeni dünya düzeni kurulacaksa biz de diyoruz ki buradan başlasın. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum size. Burada kimseyi incitmek niyetinde değiliz. Bir de böyle bize bir nevi palavradan bir efelik gibi yapıyormuş gibi de olmak da istemeyiz. Yani arkadaşların kendileri de dahil böyle bir garip bir şekilde bir tuluat halinde doğdu. Şeylerin buranın yani Haliç Kongre Merkezi'ni idare edenlerin bir iyi niyeti gibi falan böyle bir şey oldu yani. Fakat şu var, bu yapılmayabilirdi bu toplantı. Ben şimdi geldim bizzat toplantıda yani konferans ya sohbet geldim orada işte şöyle konuştum gibi falan filan olmasın iş. Böyle bir palavraya da yatmayalım. Bu böyle bir müsaade verildiği için gayet de bir onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi söylediklerimizi nereye koyalım? Biraz da yukarıdaki arkadaşları da görmek istiyorum ben. Şimdi söylediklerimizi nereye koyalım? Şimdi bir reel politika diye bir şey var. Bunu kabul ediyoruz. Reel politika diye bir şey var. Şimdi mesela şunu şöyle yapsan, şuradan ambargo koyarlar. Ambargo koyarlarsa bilmem ne yaparlar. Bunu böyle yaparlarsa şuradan şu olur filan. Şimdi burada palavradan böyle hani ona karşı çıkalım, buna karşı çıkalım falan gibi ucuz şeyler falan onu söylemiyorum ben. Ama şunu söylüyorum ben. Şimdi lafını da çok kullanıyorum galiba. Burada bulunanların aynı zamanda bu işi burada bulunanlarla yapabilecekler. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada bulunanlar politik olarak şunları bunları söylerken burada bu işleri konuşanlara da fazla müdahil olmamaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Neticede bir yönüyle hani lider neyse toplum odur. Bir taraftan da halinize göre idare edileceksiniz. Toplum bu olursa lider de o olur. Yani toplum olmadan liderin yapacağı bir şey yoktur. Lider olmadan da toplumun yapacağı bir şey yoktur. Bu lider kavramı yerine günün şartları içinde tamam bütün partiler partiliklerini yapsınlar. O ayrı mesele. Ama her partinin bize mahsus bir böyle şeyinin olması lazım. %10'luk rüşvetinin olması lazım. Bizim onlara altyapı olabilmemiz için. Çünkü söylenen şeyler bellidir. Emperyalizme karşı olmak, işçiliğe, yoksulluğa bilmem ne karşı olmak, ondan sonra insanların ya sonrasına hitap etmek.
Yani ölüm, ölüm senin için hayatla biten bir şey, öbüründe ölüm hayatın, yani bir sırrın iki yüzü halinde, burada yaşıyoruz, orada yaşayacağız, böyle bir şeydir ölüm. Dolayısıyla bir yerde de sonsuzluk meselesidir. Sonsuzluk meselesidir. Sonsuzluk meselesi olduğu için de bitmeyen bir hayat söz konusudur. Hani bize herkes gene kendi haklıları var. Her şeyde haklılık vardır. Bu yedi, bu kemirdi, bu onu yaptı, onu yaptı falan filan. Ama bunları asılmış gibi toplumun önüne sürmesinler. Bu arada da şeyler, genç arkadaşlar özellikle, tabii genç arkadaşları şey yapıyorum, burada maya tutturmaya baksınlar. Ve genç kalsınlar. Şimdi Sokrat'ın güzel bir sözü var. Diyor ki insanın diyor bedeni ihtiyarladıkça ruhu gençleşir diyor. Şimdi bunu şeyli İbrahim Hakkı Hazretleri'nin üstadın çok tekrarladığı bir şeydir bu. Kitabındaki yazılardan bir tanesi. Pirlik rezaletin, gençlik faziletin ve pirlik rezaletin beyan eder. Şimdi pirlik rezaletin beyan eder. Fakat lügat bizim çözümlememiz içinde girdiğiniz zaman, şimdi buraya bak kaç tane mana sığdırmıştır. Doğru, gençlik faziletin beyan eder. Gençliğe yakışan da budur. Gençlik enerjidir, düşüncedir, şeyi arayandır. Hakikatleri arayandır, açılandır vesaire vesaire. Şimdi tabii gençlik dal kavukluğu yapmıyoruz. Üstadımın tabiridir bu da. Şimdi gelelim ihtiyarlık pirlik beyanı, rezalettir. Pirlik rezaletin beyan eder. Şimdi pirlik rezaleti de şudur. Şimdi o zamana kadar olgunlaştı. Hani aynı Sokrat'ın dediği gibi ruh ihtiyarlarken, ceset ihtiyarlarken ruh gençleşir. Şimdi geldi buraya. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki, şimdi aşk rezaletin beyan etmektedir derler. Tutamaz kendini. Şimdi oraya kadar dolmuş, orada taşıyor. Anlatabiliyor muyum? Taşkın nefsini bilenler bunu iyi bileceklerdir. Bu taşkın icat demektir, ifraz demektir, sıçrama demektir. Anlatabiliyor muyum? Ve benzerini üretmek demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki pirlik rezaletin derken şöyle, şimdi bir insan var, üç lokmada doyuyor, bir tane de obur insan var, ne kadar yese doymuyor. Aynı İslam'daki velilerin Allah'a karşı tutumları odur. Bir türlü doyamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve onun içinde, onun içinde ne kadar yaklaşsa bir türlü yakınlaşmıyormuş gibi de boyuna da yakınıyor. Bakın biz ne kadar rahatız. Değil mi? Şimdi bazı arkadaşlara şeyini hatırlatayım, ilgilenen arkadaşlara, bizi takip eden ölüm odasında. Şimdi burada Haliç Körfezi'nin Ebced'i Nakay-ı Salih'e geliyor. Fakat mevzu Fütuh-i Hikmet, söyledi mi bunları size bilmiyorum. Söyledim, birkaç kelimeyle temas edeyim mi? Şimdi Salih Aleyhisselam'ın mucizesidir Nakay-ı Salih. Kendisine inanmayanları mucize istemeleri üzerine bir kayanın yarılarak içinden bir deve ve iki yavrusunun çıkması, Salih Aleyhisselam'da tecelli eden hikmet fütuhi, fetihle ilgili. Yani fetih onun üstünden gerçekleşiyor aslında. O, çünkü onun için olan bir fetih Allah'ın lütfudur. Doğrudan doğruya zaten mucize de odur. Ondan sonra şimdi burada önemli arkadaşlar. Birkaç kelime de bundan söyleyelim. Şimdi onda kendinden zuhur hikmeti tecelli ediyor. Fatih Aleyhisselam'da, Salih Aleyhisselam'da. Zaten hani inanmayanların mucize istemesi üzerine olan bir hadise bu. Şimdi kendinden zuhur şu hikmetinin şeyleri şu, emir Allah'tan, oluş kendinden. Şimdi oluş kendinden dediğin zaman sen bir taraftan hür olduğunu hissediyorsun, bir taraftan da bağımlısın. Bu hürlükle bağımlılık nasıl bir araya geliyor? Bugün kuantum fiziğinde de bu aynen bu türlü sorulan bir hadise. İhtimaller alemi, kuantum fiziği tamam. Fakat bu ihtimaller alemi birleyen ne? Şimdi birleyen bu ihtimaller aleminin nispetinde zorunluluk.
Peki bu hem zorunluluk, zorunluluk olmasa bu olmaz. Hani mutlak olmasa bu olmaz diyoruz. Mutlak olmasa bu olmaz. E peki hem ihtimal hem zorunluluk nasıl bir araya geliyor? O da yaratmaya mahsus bir şey. Şimdi orada şöyle bir hadise çıkıyor. Ben insanın en büyük sırrıyım. İnsan benim en büyük sırrım. Şimdi insani hakikat Allah'ta saklıdır. İnsani hakikat Allah'ta saklıdır. Allah'ta saklı olması da bizim ebedi olarak var kalacağımızın teminatıdır. Çünkü biz ebediyen Allah'ta saklı olana erişemeyecek. Çünkü oraya erişmek Allah olmak demektir. O anladınız değil mi? Bu da bizim ebediyet teminatımızdır. Şimdi burada bakın hangi fikre mensup olursanız olun. Bu bir metot olarak çok önemli. Şimdi başkasının nefsiyle ilgilenmekten rahat bulur diyor. Yani Salih Aleyhisselam'da tecelli eden hikmet kendinden zuhur, başkasının nefsiyle ilgilenmekten rahat bulur. Şimdi başkasının nefsiyle ilgilenmekten kasıt şudur. Ben şimdi sizle temasa geçtiğim andan itibaren ben bir varlıkım. Siz de bir varlıksınız. Ben böyle karşı karşıya geçtiğim zaman sizi kendileştirebildiğim zaman rahat ediyorum. Bizim eşyaya tahakkümümüz de budur zaten. Eşyayı kendimize işe yarar hale döndürüyoruz zaten. Benleştiriyoruz. Ve kendimizden mesela bizim yaptığımız işin karikatürüdür makinenin yaptığı mesela. Bizleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Başkasının nefsiyle ilgilenmekten, başkasıyla ilgilenmekten kendi nefsinde rahat bulur. Şimdi uzatmayalım, şeye de dönmesin. Mesela biz diyoruz ki İbda İslam tasavvufuyla bütün Büyük Doğu tefekkürü arasında kanatlarını açmıştır diyoruz. İkinciyi birinciye mal ederken, süzgeçten geçirirken birinciyi de bağlanacağı ipuçları halinde çeken. Şimdi bir ucumuz mutlaka bağlı, bir ucumuz insani hakikatimize bağlı. Anlatabiliyor muyum? Başkasının nefsiyle ilgilenmekten rahat bulan, bu başkasının fikrini hesaba çekebilendir Türkçesi. Hani nefs deyince laf karışmasın diye söylüyorum. Başkası, şimdi ben buradayım, benim bir fikrim var. Şimdi şöyle bir fikir var. Ben bunu yendim. Böyle bir fikir, ben bunu da yendim. En sonunda dönüyorsun kendini, diyorsun ki İyi güzel ama ben kendi doğru olduğumu nereden bileyim? Bunlara bizim arkadaşlar aşinadır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz bırakın o ben doğru olduğumu kendi nereden bileyim diye, şöyle mutlak olmalı ki benim doğru olduğumu söylesin. Yoksa o söyleyen de bir izafi olacak. İşin bu tarafını bırakın. Her fikir kendinden olmayanları bu şekilde hesaba çekmeyi denesin. Anlatabiliyor muyum? Ve Roger Grady neticede İslam'ı Marksizm önünde hesaba çekerken, yani yapması gerekirken, yani Türkiye'de bizimkilerin yapması gerekirken, anlatabiliyor muyum? İslam'ı hesaba çekerken karşılaştığı şeylerden dolayı Müslüman oldu. Şimdi çok basit bir laf, bize çok hitap etmez. Diyor ki, şimdi diyor Hazreti Ömer diyor deveyle giderken diyor, devesinden inmiş diyor, şeyini kölesini bindirmiş. İşte aklın devrimi budur diyor. Şimdi bizde bu kadar basitçe söylenmiş sözleri basitliğinden dolayı anlayamamak gibi bir basitlik var. O yüzden büyük girifleri de kaçırıyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela gene hepimize, bilmiyorum ben de açıldım mı da, şimdi bunu söylüyorum bitiyor. Çünkü dinleyiciler güzel. Şimdi bakın dikkat edin, hepimize hitap eden bir şey aslında bu. Çok da iyi anlaşılmış şeyler değil. Şimdi işte Musa Aleyhisselam Firavun karşılaştırıyor kendi büyücülerini. Şimdi her şey hayal maddesi diyorum. Her şey hayal maddesinden yapılma.
latifleştiği gittiği zaman bak laf yafa çıkıyor beni ya yeter deyin anlatmayayım veyahut bunu da anlatayım isterseniz. Her şey hayal maddesine yapar. Şimdi en sağlam bildiğimiz maddedir. Şu. Beş duyuyla aldığımızdır. Şimdi maddeden başlıyoruz. Sonra bitki başlıyor. Sonra hayvan başlıyor. Hayvanda nefs var. Ve bedenimizde biz hayvanız. Bedenimizde hayvandan bir farkımız yok. Hatta o kadar ki mesela nefsini attık. Konuşan nefs insanın ayırıcı vasfı derler. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki insanın diyor konuşan olması onun için ayırıcı vasıf değildir diyor. Çünkü her varlığın kendine mahsus bir anlaşması var. Konuşmak o zaten. Başka türlü topluluk olamaz ki değil mi? Karınca yuvalarından tut şeylerine kadar. Hepsinin böyle bir şeyi var. Her neyse. Şimdi insana geldiğin zaman insanda ayırıcı vasıf doğrudan doğruya akıl sahibi olması. Fikir sahibi olması. Şimdi bu sağlamlık olarak baktığın zaman gittikçe zayıflayan en zayıf halka insan ve insanın da en zayıf tarafı da fikir. Şimdi burada mesela şöyle bir onun içine dikkat edin. Mesela şurada ne kadar beğenirseniz beğenin. Şurada bir şiir var. Burada da şöyle bir şey var. Bir mimari saray var. Şimdi kimse bu şiiri yapmaz. Tercih etmez bu saray varken. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o orada kondurulmuş bir nesne şey var daha şeydir. Onun gibi varlık tabakaları böyle geliyor. Nesneden uzaklaşmaya başladığın zaman senin fikrinde de gittikçe zayıflama başlıyor. Bunun en zayıflaması da aklın ruhlaşması. En zayıfı bu. Fakat şimdi şöyle bir yere geliyorsun. Şimdi en zayıf dediğin nokta ruh bedende. Bedende ruh olmasa da der Efendi Hazretleri can için alelade sebeplerdendir der ruh. Ruh bizde vali, irade rolü oynuyor. Canımızda irade rolü oynuyor ve insana mahsus olarak zaten ruh odur. İradedir. Bedeni iradeyle ve mahlukatı iradeyle elinin altına almak. Şimdi bizim en zayıf dediğimiz yerden birdenbire bir bakıyorsun ki maddeden, bitkiden, hayvandan bu tarafa doğru ne varsa hepsini tasarrufa alan bir güç doğuyor. Yani en zayıf derken ve bazılarını da ikaz ettim arkadaşlar. Tabii ben fizikçi değilim. Şimdi orada elektrozayıf kuvvet falan geçiyor. Ya zayıfsa zayıf de. Yani ben şimdi bunu anlamıyorum bu elektrozayıf. Bir de işin tuhaf tarafı şimdi zayıf mayıf diyorsun sen bu kuvvete. Bir taraftan da o nükleerler bilmem neler işte bu cep telefonları bugün hani bütün bu kullanılan şeyler bilmem neler bu enerjilerden türetiliyor. Şimdi bir taraftan zayıf diyorsun bir taraftan atom bombası da bundan yapılıyor. Şimdi bu ne zayıf? Halbuki şimdi oradaki letafetin şu kabalıktan daha kuvvetli olduğunu bilmek lazım. Bunu misaline gene tarih olarak verelim. Şimdi Kral Richard'la Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin bir şeyi var. Bir kuvvet gösterisi var. Şimdi bunlar üstattan konferanslarından duyduğum sadece. Şimdi Kral Richard koca bir kütüğü koyuyor. Bir vuruşta baltayla ikiye ayırıyor. Selahaddin Eyyubi de çıkarıyor cebinden bir ipek mendil atıyor havaya. Mektup inerken kılıcıyla ikiye bölüyor. Ve bunun filmi batıda çevrilmiş. Şimdi biz hala mesela o kılıçla onu biçmenin bu kütüğü kırmaktan daha fazla bir kuvvet, bir hüner istediğini fark etmiyoruz mesela. Şimdi cümleten hepimizin üstüne alacağı bir taş atma bununla lafı bitirmiş oluyorum. Şimdi Musa Aleyhisselam devrinde hayal bahsedeyim her şey hayalden yapılmıştır. İş hani Shakespeare'in işte söylediği biz rüyaların biçildiği kumaştanız. Bugün her ilim zaten müntehasına doğru gittikçe vardır budur filan. Şimdi o devirde meşhur olan büyücüler yani maddeye hakimiyetin bu tarafı bu kadarı bunlar da ayrıca konuşulabilir. Yani konuşulabilir derken şimdi konuştum da burada şey yapamıyorum vakit de tabii açtık iyice vakti de açtık. Bunu bitirmek istiyorum ben onun için burada kesiyorum şeyi. Şimdi büyücüler şeylerini koyuyorlar şey oluyor falan. Musa Aleyhisselam da şey alıyor emir alıyor Allah'tan şeyini koyuyor asasını koyuyor. O da ejderha oluyor.
Şimdi gayet tabii bu şaman maman şeyleri bilmemleri, bunlara derinliğine girenler bunlardaki fevkalade şeyleri anlarlar. Bir de lisanlı da geçen gün bizim çocuklara baktırıyordum. İngilizce'de hoş tarafı vejd içindeki insan, bak dikkat edin, vejd içindeki insan mükemmel insan, ritler gören insan anlamına geliyor. Bizde şeyi alınan, böyle hurafe filan diye anılan bir kelimenin, anlatabiliyor muyum? Anlamı bu şeye geliyor. Neyse, şimdi işte bu ejderhalar o şeyleri, yani filan hikayeyi biliyorsunuz, iyi yendi falan. Şimdi orada şey diyor ki, Firavun bakın dikkat edin, psikoloji de budur, idrak da budur, bilmem ne de budur. Diyor ki Firavun, o diyor koyduğu anda diyor, birden diyor ejdere dönünce asa diyor, Firavun anladı ki diyor, bu ondan çıkma bir şey değildir diyor. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın marifeti değil demeye getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu Allah yaptı diyor. Bir anlık ondaki şeyi görmesidir bu. Bir anda onda onu yakalıyor. Diyor ki ondaki korkuyu görünce diyor. Yani birdenbire onun ejderha olması, Musa Aleyhisselam da bir an irkiliyor böyle bir şeyden. O anda diyor ondaki korkuyu dönünce anladı ki Firavun diyor onun yaptığı diyor kendisinden değil Allah'tan olan bir iştir diyor. Ve diyor kendi iktidarının da aslında nereden doğduğunu anladı diyor. Şimdi iktidarın buradan doğduğunu anlarsın da o iktidara ters davranışta bulunursun, bu ayrı mesele. Sonra ama Firavun'un hani Müslüman olup olmadığı falan tartışılan bir hadise. Ama dikkat edin bak diyor ki korkusundan anlıyor Musa Aleyhisselam'ın mucizesinin ondan gelmediğini. Bir anlık şeyde yakaladı diyor. Şimdi sen şaman diyorsun, anlaşacak kimsen yok. Bugün psikolojinin yerini aldı. Ve put diyorsun, putun ne olduğunu bilen yok. Şimdi şöyle iki kelime de bu. Şimdi put şudur. Şimdi hepimiz neticede kendi varlığımızı koruyoruz. Fikir mikir falan filan da neticede bundan doğan bir şey. Bu gayretten doğan bir şey. Şimdi bu Allah düşüncesinin dayandığı da budur. Bununla baki oluyoruz. Yani buradan var olduk. Burada Allah düşüncesi de buraya dayanır vesaire filan. Şimdi orada herkesin ama idrak etmesi gereken bir şey var. Şimdi ben inanmıyorum. Ve burada fikir beyan ediyorum. Elbette beyan ettiğim fikri seviyorum. Yani kendi fikrimi seviyorum, o fikrimi seveceğimi. Şimdi putperestlik demek zaten kendi fikrini, yani bir şeyi şekilden oymakla kendi fikrini beğenmek arasında bir fark yoktur. Anlatabiliyor muyum orada put olması bakımından? Putperest belirli bir şeylerle karşılaşıyor, bunu simgeye dönüyor, put diye buna diyorsun. Aslında put bunu yapandır. Bunu yapan düşüncedir. Dolayısıyla sadece insana dayanan düşünce putperest düşüncedir. Yani putun manasını iyi anlayalım. Orada da şöyle bir hadise doğuyor. Biz hikmeti hikmet olarak sevmiyoruz. Biz hikmeti Allah için seviyoruz. Şimdiki burada mevzu şudur. Biz hikmeti hikmet olarak sevmiyoruz. Allah için seviyoruz. Allah'a yakınlaşma mevzu olduğu için. Öbürü ise hikmeti hikmet olarak seviyor. Şimdi daha fazla da konuşmayalım. Laf lafı açıyor çünkü. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.